Editör masasının bugünkü misafiri Adalet ve Kalkınma Partisi Adana Milletvekili, aynı zamanda Avrupa Birliği Bakanımız ve baş müzakerecimiz Sayın Ömer Çelik. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim, sağ olun. Sayın Bakanım, güncel bir soruyla müsaade ederseniz hemen ben başlayayım. Efendim, yapılırken de böyle bir sözü vardı Amerikan yönetiminin, Mübiç operasyonu bittiğinde PKK-PYD'nin Fırat'ın doğusuna çekileceği, batısında bulunmayacağı, Türkiye'nin kırmızı çizgisine uygun olarak doğusuna çekileceğinde bir sözü vardı. Şimdi bugünlerde bu Mümbiç operasyonu başarıyla bitti. Oradan da iş süpürüldü diyelim ama örgüt bölgedeki varlığını sürdürüyor. Dışişleri Bakanımızın da zat halimizin de bu yönde değişik açıklamaları oldu. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle bir hakkı teslim ederek başlamak istiyorum. Bugün burada bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Birkaç tane tespitim var. Ben tabii konum gereği de bu küresel iletişimle, dünyada ne olup bittiğiyle fazlasıyla ilgilenmek durumundayım. İlgileniyorum da zaten. Aslında uluslararası siyasetin de büyük oranda artık enformasyon üzerinden yönetildiği bir dönemdeyiz. Bir tanesi şu, enformasyonun şeyi artıyor, sayısı artıyor. Ama bize hakikati iletme kapasitesi zayıflıyor. Bu bakımdan Anadolu Ajansımız özellikle bölgemizdeki gelişmelerle ilgili fazla sayıda enformasyonun arasından hakikatin ne olduğunu bulabilmemiz açısından çok yol gösterici bir yayın yapıyor. Ben buna Anadolu Ajansı için hakikatin enformasyonunu yapıyor diyorum. Birincisi bunun için tebrik ediyorum. İkincisi, enformasyon aslında çok sivil bir alan küreselleşmeyle birlikte. Ama son maalesef bizim bölgemizdeki olaylar söz konusu olduğu zaman devletlerin tekelinde. Bir devletler enformasyonu var. Mesela bağımsızlıkla ilgili bir gazete, Independent gazetesi. Bakıyorsunuz Esad'ın yaptığı bir katliamı Türk ordusu yapmış gibi gösteriyor. Sonra özür dilemek zorunda kalıyor. Ama bakıyorsunuz ki bu bazı siyasetlere uygun bir şey, yönlendirme şeklinde. Bu bakımdan devletlerin enformasyonuna karşı halkların enformasyonunu yapma bakımından da Anadolu Ajansı'nı kutluyorum. Bu ikinci husus. Üçüncüsü de şu, darbe girişimi döneminde bütün dünyayı çok etkili bir şekilde bilgilendirdiniz. En son dün veya evvelsi gün bir derleme gördüm. Yine bu konuyu unutturmamak, bu konunun hafızasını taze tutmak bakımından da bizim de Avrupa Birliği yetkililerine bunu anlatmamız açısından çok iyi bir zemin oluşturuyor. Bu üç açıdan tebrik ederek başlıyorum sizi. Diğer tebriklerim de var ama öncelikle sıcak olanlar bunlar. Şimdi tabii bu sorduğunuz soru pek çok konuyu beraberinde getiren bir konu. Bu tabii uzun zamandır terörle mücadele konusunda yürüttüğümüz bir tartışmanın aslında merkezini oluşturuyor. Şimdi bizim orada istediğimiz nedir? Bizim orada istediğimiz Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, çeşitli etnik grupların ve mezhep gruplarının bir gün Suriye'nin geleceğine ortak olarak karar vermeleri. Ama olayın başından beri şöyle oldu. Biz orada bir tampon bölge kurulsun dediğimizde buna sıcak yaklaşılmadı. Eğer tampon bölge kurulsaydı bugün ne bu katliamlar olacaktı, ne göç krizi olacaktı bizim ve Avrupa'nın karşı karşıya olduğumuz, ne Akdeniz'in sularında bu kadar insan ölecekti, ne de bugün ortaya çıkan bütün bu tartışmaları yapıyor olacaktık. Yani bu kadar ortaya maliyet çıkmamış olacaktı. Ve o günlerde hatırlayalım, Esad rejimi muhalifler oraları ele geçirmesin diye aslında bilinçli olarak PYD'yi oraya yerleştirdi. PYD'nin orada alan kazanması aslında Esad rejiminin bir karakol faaliyetini yürütmesi bakımından da, hatta ordunun bir takım silahlarını da PYD'ye devrettiler o zaman. Ve fiilen Esad rejiminin verdiği bir şeyle, motivasyonla ve açtığı alanla PYD orada alan kazandı. Şimdi burada şuna dikkat çekmek gerekir. Bundan bahsettiğimiz zaman şunu söylüyorlar. İşte hükümet Kürtlere karşı. Şimdi bunu Batı medyası kullanıyor. Türkiye'nin içinde bazı gruplar kullanıyor. Şimdi bakıyorum bazı devlet başkanları da bu dili kullanıyor. Hükümetin Kürtlere karşı olması diye bir şey söz konusu değil. Kürtler, Suriye Kürtleri de kardeşlerimizdir. Kimsenin aklında yokken, HDP ve diğerleri rüyasında göremezken, Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakanlığı döneminde Esad'la ilk görüşmeleri yaptığı zamanda ve kapalı kapılar ardında, yani politika yapmak için değil, bunu dışarıya duyurmak için değil, Esad'a diyordu ki serbest siyasi seçimlere izin ver. Siyasi tutukluları serbest bırak. Biraz kamu yönetimi reformu yap ve sende herkesin bir statüsü var fakat bir tek Kürtlerin yok. Bunlara bir statü var. Tabii Türkmenlerle ilgili konu her zaman konuşuluyordu. Nitekim oradaki Arap kardeşlerimizle de ilgili çeşitli konular konuşuluyordu. Dolayısıyla Kürtlere statü ver.
bunların hakkını teslim et diye kapalı kapılar ardında hiçbir siyasi mülahaza gözetmeksizin gündeme getiren Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Başbakanlığı döneminde yapmıştır bunu. Niye? Arap devrimlerinin geldiğini biz gördük. Hamas'ın seçimleri kazanmasından sonra siyaset yoluyla bölgede büyük bir değişim dalgası olacağını gördük. Ve çoğu fazla maliyet üretmesin diye Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman Başbakanlığı döneminde bölgedeki rejimleri bu değişim dalgasına hazırlanma bakımından reforma teşvik etmeye çalıştı. Daha sonra tabii bu DAEŞ meselesi çıkınca PYD tuttu ben DAEŞ'le savaşıyorum diyerekten Batılıları yanına almaya çalıştı. Bir de çok gayri ahlaki bir şey yaptı. O da şu, bir takım güçlerin oradaki hesapları doğrultusunda kendisini dünyadaki laik güçlerin temsilcisi gibi gösterip orada bir alan kazanmaya çalıştı. Şimdi ne yapıyor PYD? Esad rejimiyle iş tutuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin korumasını zaman zaman alıyor. Fırat'ın doğusunda da Rusya'yla şey oluyor, işbirlikleri oluyor. Bizim söylediğimiz şudur, açık ve net. PYD bir terör örgütü olduğu için biz karşıyız PYD'ye. Fakat biz bunu söylediğimiz zaman şöyle söyleniyor, Kürt devletine karşısınız ya da Kürtlerin kazanımlarına karşısınız. Biz tabii ki bölgede daha fazla etnik temelde ve mezhep temelinde devletin ortaya çıkmasının bölge halklarının faydasına olmayacağını düşünüyoruz. Bölgede demokrasi ve ekonomik entegrasyon artmalıdır diyoruz. Şimdi bu bahsettiğimiz çerçevede PYD'nin Türkiye'ye dönük güvenlik tehditleri oluşturması, biz orada PYD'nin fiili bir yönetim kurmasına karşıyız. PYD'nin fiili bir yönetim kurmasına karşı olmamızın Kürtlere karşıtlık gibi sunulması asla doğru bir şey değildir. Ben çok iyi hatırlıyorum, ilk bu Afrin, Haseki o civarlarda PYD hareketlenmeye başladığı zaman Kuzey Irak'taki Kürt haber ajanslarından diğer Kürt siyasiler dünyaya seslerini duyurmaya çalışıyorlardı. PYD bizi dışlıyor diye. Hatta hatırlayınız, Kobani olayları zamanında yine Anadolu Ajansımız bizi bilgilendirdi. Diğer Kürt gruplar, biz Kobani'yi kurtarmak üzere yardım etmeye gitmek istiyoruz ama PYD bizi oraya sokmuyordu. Yani orada şu vardı, eğer PYD'nin olmayacaksa Kobani düşsün diye. Hani bir Kobani davasından, bir Kobani devriminden, aynı Paris Komünü gibi bir Kobani romantizminden bahsediyorlar. Bırakın, zaten oradaki şeyin önlenmesini Türkiye sağlamıştır, katliamın önlenmesini. Ona rağmen Türkiye'yi suçlu gösteriyor ama diğer Kürt grupları bile sokmadılar oraya. Ha, demek ki durum nedir? PYD'nin oradaki hareketliliği Kürtlerin kazanımlarına dönük bir hareketlilik değildir. PYD'nin oradaki hareketliliği bir terör örgütünün kazanımıdır. Birincisi bu. İkincisi, bakın bugün sabah yine Anadolu Ajansı'ndan okudum. Fransa Devlet Başkanı Hollande diyor ki, Kürt sivillere dönük DAEŞ'ten çok mücadele veriyor Türkiye diyor. Tabii müttefikimizi bilgilendirmek gerekiyor. Burada söz konusu olan Kürt siviller değildir. Kürt sivilleri de diğer etnik ve mezhep gruplarında korumaya çalışan güç Türkiye'dir. Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunarak. Burada PYD bu katliamları gerçekleştirmedi ve PYD Kürtlere karşı da bu katliamları gerçekleştirmektedir. Şimdi söz verilen söz şudur Münbiç meselesinde. Tamam, buraya bunlar daha işte mücadele bağlamında girecekler ama Fırat'ın batısında kalmayacaklar. Şimdi bu sözün yerine getirilmesini bekliyoruz. Bugün sabah itibariyle yapılan açıklamada işte büyük kısmının Fırat'ın doğusuna geçtiği ama bir kısmının bu tarafta kaldığı şeklinde. Şimdi bu bir kere kabul edilemez. İkinci husus şu, hiç kimse Kürtlerin geleneksel olarak oturduğu yerde Suriye Kürtlerinin oradaki yerleşikliklerine karşı değil. Fakat şu kavramın altını çizmek lazım. Batılı müttefiklerimizin buna çok dikkat etmesi lazım. Herhangi bir fiziki güvenlik tedbirinin kalıcı olması için güvenlik sosyolojisine uygun olması lazım. PYD'nin orada diğer etnik gruplara karşı fiili durum oluşturmasının önüne geçmeyerek, şimdilik DAEŞ karşısında kazanılan başarıları göz önünde tutarak yapılan iş kalıcı bir iş değildir. Bu diğer gruplarla Kürtler arasında büyük husumet çıkaracak tavırlara göz yummaktır. Yarın bir gün DAEŞ geriletildiği zaman bu husumet kalıcı olacaktır. Çünkü PYD o bölgelerden ayrılmak istemeyecektir. Nereden biliyoruz? İşte şimdi de Münbiç'ten ayrılın diyorlar. Buna direnmeye kalkıyorlar. İkincisi şu, şunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Bakın bunu bazı sözcüler, bazı ülkelerin sözcüleri söylüyorlar. Türkiye ile Kürt unsurlar arasında PYD'yi kastederek bir uzlaşma sağlandı ya da bir ateşkes sağlandı gibi. Türkiye Cumhuriyeti egemen bir devlettir, meşru bir devlettir. Bir terör örgütüyle eşit değerlendirilerek bu ikisi arasında bir mutabakat varmış, bir anlaşma varmış gibi bu değerlendirilemez. Ayrıca bunu yapanların işi de değil. Şimdi biz
çok yakın bir tecrübeye sahibiz. Nedir o? Bir terör örgütünü diğerine karşı kullanarak ortaya çıkan tablo eski Afganistan'dır. Afganistan bakın bize ve Avrupa Birliği'ne çok uzak bir coğrafya. Ama bütün bir küresel güvenliği tehdit edecek olaylar çıktı oradan. Şimdi eski Afganistan usulü bir güven, eski Afganistan şeklindeki bir güvenlik krizini Akdeniz'in hemen yanına taşıyorlar. Bunu yaparak. Biz diyoruz ki biz orada Türkmenlerin kazanımlarından yanayız. Arapların kazanımlarından yanayız. Kürtlerin ve Nusayrilerin, Sünnilerin, Alevilerin, herkesin kazanımlarından yanayız. Ama şimdiki kaos ortamında fiili durum oluşturulmasın. Bir, Suriye halkı bir geçici yönetimle daha sonra seçimler yaparak kendi yönetimine karar versin ve bu tabloyu ortaya çıkarsın. Bugün yapılan iş PYD'yi DAEŞ'e karşı kara gücü gibi kullanma şeklindeki bir mantık. Şöyle bir mantıktır. Yarın bir gün DAEŞ'ten daha tehlikeli, daha acımasız bir örgüt çıktığında demek ki bazıları DAEŞ'e de kara gücü olarak kullanabilecektir. Yani siz terör örgütleri arasında eğer ayrım gözetmeye başlarsanız örneğin şöyle bir şey çıkmıştı. Bir örgüt adından bahsediliyordu o zaman. Horasan diye bir örgüt. Deniyordu ki DAEŞ'ten daha tehlikelidir deniyordu. DAEŞ'ten daha tehlikeli bir şey ne olur onu bilmiyorum ama daha vahşi bir şey ne olur onu çok bilemiyorum ama diyelim ki bu teoriden gidersek daha tehlikeli bir şey çıkmışsa ha demek ki bugün PYD'yi kullananlar yarın da DAEŞ'le ittifak yapacaklar manasına gelir bu. Yani buradaki bizim korumaya çalıştığımız şey hiç kimseyi suçlamadan herkesi ortak bir duyarlılığa davet ediyoruz. Böyle yaparsanız terörle mücadele konusunu zayıflatırsanız zayıflatırsınız. Terör örgütleri arasında ayrım güderseniz Suriye'de etnik ve mezhep grupları arasındaki fay kırıklarını terör örgütleri üzerine artırırsınız ve orada esas olarak ne güvenliği sağlarsanız sağlayın güvenlik sosyolojisini koruyamazsınız. Bütün bu tabloya baktığımızda DAEŞ'le PYD'nin eşit muamele görmesinin aslında savunduğumuz ortak değerler açısından ortaya konulması gereken bir mesele olduğu görürüz. Teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım yine orayla ilgili ama biraz daha uzak bir dolaylı bir bağlantı için. Türkiye ile Rusya arasında bir sıkıntı yaşandı. Malum düşürülen uçak sonrası bir 9 aylık bir fetret diyebileceğimiz görüşmeme süreci oldu Rusya ile Türkiye arasında. Bunun pek çok yansımaları oldu, pek çok değişik mülahazalar yapıldı ama nihayetinde şu anda hızlı bir iyileşme sürecine girildiği de doğru. Siz bu iyileşmenin perspektifini nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin iyileşmesini Suriye yansımalarından nelerden bahsedeceğiz? Şimdi tabii şu mesela bizim açımızdan önemli. Suriye ile Rusya ile ilişkimizin çok özel bir formatı var. O da şu. Siyasi meselelerde kriz çıksa bile onu paranteze alarak diğer meselelerde ilerlemeyi başarıyoruz Suriye'yle. Mesela hiçbir zaman bir sürü siyasi meselede kriz çıktı ama hiçbir zaman enerji meselesinde bir şey çıkmadı. Aksama olmadı. Yani normal rutin içerisinde yürüdü o. Bir de Sayın Cumhurbaşkanımız yasaklıyken yani AK Parti iktidara gelmişti ama henüz başbakan olamamıştı Sayın Cumhurbaşkanımız. O zaman büyük bir Avrupa turu yapmıştı. O çerçevede Başkan Putin'den de bir davet gelmişti. Ve o zaman Rusya'ya gitmiştik. Ben hatırlıyorum o seyahatlerde benim kafamda kalmış 3 tane çok kapsamlı beni etkileyen görüşme vardı. Bir tanesi de Putin'de yapılandı. Hemen hemen yani henüz karşısında Sayın Cumhurbaşkanımız başbakan bile değildi. Yasaklıydı maalesef. Ama Başkan Putin o zaman çok kapsamlı bir şeyle, ajandayla karşılıklı oturdular. Ve gelecek dönemlerde Türkiye-Rusya ilişkilerini nasıl değerlendireceklerini çok uzun bir şekilde şey yaptılar, konuştular. Hep onu hatırlarım. O günden beri aslında bu ivme hiç düşmedi. Bir de şöyle oldu tabii. Karşılıklı olarak verilen sözlerin tutulması bu güven ortamını hep tesis etti. Ve bir istenmeyen bir kaza ortaya çıktı. Rus uçağı düşürüldü. Kimliği tespit edilemediği için angajman kuralları çerçevesinde hedef alındı o zaman. Şimdi bunun görüldüğü gibi çok büyük bir sertleşme yaşanmasına rağmen çok hızlı bir şey içerisinde aşıldı. Tabii karşılıklı olarak bir takım yaptırımlar uygulamaya koyuldu ama görüldüğü gibi onlar da hızla kaldırılıyor. Enteresan şeyler oldu tabii. Bir yandan Türkiye'nin Rusya ile bu uçak krizinden sonraki kriz dönemi ortaya çıktığında yakınlaşmasını sağlayan pek çok ülke Türkiye'ye yakınlaşmaya başladığı zaman başka konuları gündeme getirmeye başladı. İsim vermeyeyim şimdi. Beyefendi Sayın Başkanımız Rusya
ziyareti sırasında üst düzey bir AB lideri Bulgaristan'ı ziyaret ederek orada enerji konusunda Türkiye'nin Rusya ile varacağı mutabakatın bir alternatifini ortaya çıkarmak üzere görüşmeler yapmaya başladı. Yani burada biz şunu görüyoruz ki henüz bir şey anlaşılmamış tam olarak. O da şu: Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkisi, Türkiye'nin Rusya ile ilişkisi, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkisi, İslam dünyası ile ilişkisi birbirinin alternatifi olan ilişkiler değil, birbirini tamamlayan ilişkiler. Dolayısıyla ister AB perspektifi açısından bakın, ister Orta Doğu perspektifi açısından bakın, Türkiye ve Rusya gibi iki büyük devletin ilişkilerinin bir kriz içerisinde olmaması bütün dünya için iyidir. Şimdi gelinen, ben o dönem içerisinde batılı gazeteciler röportaj yapmaya geldiğimde bana şunu soruyorlardı. Diyorlardı ki neden Türkiye Avrupa Birliği'ni bırakıp da Rusya'ya yaklaşıyor ya da bu Rusya'ya yaklaşma Avrupa Birliği'nden uzaklaşma mıdır? Ben de şunu söylüyordum. Hem darbe olmuş, darbe girişimi olmuş, bu kadar ağır bir saldırıyla karşı karşıya kalmış bir ülkeye Avrupa Birliği yeterince sahip çıkmıyor. İlk arayan Başkan Putin, Carl Bildt de bunun altını çizdi. Niçin ilk siz aramadınız da Putin aradı diye. Ondan sonra Türkiye-Rusya ilişkileri normalleşmeye başlayınca bir eksen kayması mı var diyorsunuz. Biz bu eksen kayması üzerine herhalde bir 20 cilt hikaye yazabiliriz. Yani AK Parti iktidara geldi geleli. Tam tersine bu ilişkilere niye bütünleyici ilişkiler olarak bakmıyorsunuz diye. Tabii Suriye bağlamında da şöyle bir şey var. Hakikaten Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakanlığı, Cumhurbaşkanlığı döneminde Rusya ile bu konuda bir pozitif ilerleme sağlamak için son derece ciddi gayretler sarf etti. Açık ve net. Orada şimdiye kadar Rusya ile olan pozisyonlarımız örtüşen pozisyonlar değil. Farklı bakış açılarımız var orada. Ama gelinen noktada şu var. Herkesin şunu dikkate alması gerekiyor. Eğer bir müddet daha Suriye'de bu durum devam ederse, devletin bütün bir altyapısı kaybolduğu zaman, o saatten sonra orada hangi gücün vekalet savaşıyla destek verdiği, hangi yapının kazandığının bir önemi olmayacak. Çünkü hiç kimse hakim olamayacak o bölgeye. Yani hiçbir şekilde milli polis gücü kalmamış, milli ordusu kalmamış, meşruiyeti kalmamış bir şeyin bölge ve küresel açıdan yaratacağı güvenlik riski çok büyük bir risktir. Bu güvenlik riski Türkiye'yi tehdit ettiği gibi Avrupa Birliği'ni tehdit eder, Amerika'yı tehdit eder ve Rusya'yı tehdit eder. Dolayısıyla buraya ortak güvenliğimiz açısından da istikrarlı bir modelin ortaya çıkması lazım. Şimdiye kadar görülen de şu oldu. Aslında hiç kimse, şimdiye kadar ben duymadım, Esad burada kalıcıdır. Ya da Esad'la birlikte biz Suriye'yi toparlayabiliriz diyen. Fakat işte o geçiş dönemin formülleri üzerinde bir şey oluyor, anlaşmazlık oluyor. Esası doğrusu Cenevre sürecinin etkili bir biçimde işlemesidir. Ama son dönemde de şunun altını çizelim. Cenevre'de toplantılar yapılırken bile muhaliflerin masaya oturmamasının sebebi Rus bombardımanının devam etmesiydi, kesilmemesiydi. Dolayısıyla onlar da şunu söylediler. Yani Rusların bombardımanı devam ederken biz masada oturmaya nasıl devam edelim diye. İnşallah bu önümüzdeki dönemde bu aşılır. Aşılmadığı takdirde oradaki durum daha karmaşık bir hale geliyor. Ve Suriye'nin topyekun bir devlet olarak tüm altyapısının bir daha kurulamayacak şekilde ortadan kalkması demek, oranın tam bir kaos coğrafyası haline gelmesi demektir ki, yine aynı örneği verirsek, eski Afganistan'dan bugüne çok büyük bedeller ödenerek gelindi. Suriye eğer eski Afganistan'a dönerse, bölgesel şartlar gereği onun şimdiki Afganistan haline gelmesi mümkün olmaz. Yani o hale gelmesi bile mümkün olmaz. Terör çok üreten bir yapı. Tabii, haline aynen terör üreten bir yapı haline gelir. Teşekkür ediyoruz. Metin Bey, Metin Mutanoğlu. Sayın Bakan, ben 15 Temmuz Uluslararası girişimi ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Siz darbe girişimi sırasında ilk dakikalarda tepkisini ilk ortaya koyan bakanlardan birisiniz. Bu önemli bir unsur. Zira siz aynı zamanda Avrupa Birliği Bakanısınız ve Avrupalı meslektaşlarınıza da bu durumu aktarmış oldunuz. Ancak Türk toplumunda da yaygın bir kanaat var. Yani gerek Amerika'nın özellikle de Avrupa'nın bu darbe girişimi sırasında Türkiye'nin yeterince yanında durmadığı, Türkiye'yi yeterince desteklemediği yönde sizlerin de eleştirisi oldu. Yani mesela Paris meselesine baktığımızda Charlie Hebdo'dan sonra hemen bütün liderlerin Avrupa'ya gittiği ve bir büyük yürüyüşe katıldığını gördük. Siz de bu konuda bir tepki gösterdiniz. Sonra gecikmeli bir takım ziyaretler başladı Avrupa'da. Ve bugün geldiğimiz noktada kanaatiniz, Avrupalı liderler hatalarını anladılar mı?
Çünkü dün de önceki gün de bir takım yeni açıklamalar gelmeye başladı. Ama tabii darbenin üzerinden de neredeyse 2 ay geçmiş oldu. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi tabii bu konuda doğrusunu söylemek gerekirse bir duygusal tarafım var, bir rasyonel tarafım var. Açık konuşmak lazım hepimizin olduğu gibi. Yani birincisi şu, çok açık ve net. Bu muhataplarımızın pek çoğu, yani ayrı tuttuklarımın ismini vereceğim, el sıkıştığımız insanlar. Oturup Türkiye Avrupa Birliği'nin geleceğiyle ilgili, dünyanın geleceğiyle ilgili konuştuğumuz insanlar. Bunların içerisinde hala bir telefon edip de insani açıdan bile geçmiş olsun demeyenler var. E demek ki durum ortadadır. Bir geçmiş olsun demelerini bekliyor muyuz? Eğer el sıkışmanın hatırı diye bir şey varsa ve bunu devam ettirecek olsaydık beklerdiniz. Ama demek ki devam ettirmeyecekmişiz. Yani bundan kastım da şu. İşimizi yapacağız ama onun bir dostluk olmadığının farkında olacağız. O gece ben bu köprüdeki olayın, İstanbul'a inmiştim ben. İndikten bir yarım saat sonra bu köprüdeki olay duyulmaya başlandı. Sayın Cumhurbaşkanımız aradım ama telefon meşgul sürekli. Daha sonra Sayın Başbakanımızı aradım bu olayı duyunca. Sayın Başbakanımıza ulaştım. Sayın Başbakanımız bir kalkışma olduğunu söyledi. Kendisi karşıdaymış Sabiha Gökçen tarafında. Orada buluşalım diye şey yapıldı. Konuştuk. Fakat oraya gitmek mümkün olmadı. Sonra güvenlikçi arkadaşlar bana dediler ki başbakanlıktan aradılar güvenlikten. Sizi güvenli bir yere alacağız. Ben de güvenli bir yeri boş verin. Hemen ilk bir televizyon kanalına gidelim dedim. Yani böyle bir şey oluyor. Gidemeyince de telefonla bağlandık. Ben işte o şeyi söyledim. Biz sizi yargılayacağız. Siz böyle bir açıklama yapmışsınız. Bunun bedelini size ödeteceğiz diye. Benimle ilk irtibat kuran onu kamuoyuna da söyledim. Slovakya şimdi dönem başkanı, evet. Dışişleri Bakanı dostumuz Miroslav Lajcak. Ve aynen şunu söyledi. Biz Moğolistan'da toplantıdayız. Sağlam durun. Yalnızdayız. Hemen bir açıklama yapacağız diye söyledi. O gece benimle Hollanda Dışişleri Bakanı Koenders ve İtalyan Dışişleri Bakanı Gentiloni mesajlaştılar. Tabii başka dostlarımız da var Avrupa'da. Yani hiçbir yeri böyle şey görmemek lazım. Tek tip olarak görmemek lazım. Hakikaten hatta Miroslav burayı ziyaret etti. Ben ona bir çalışma yemeği vermiştim. O da şeyi gösterdi. İşte Çekoslovakya'nın direnişi sırasında tanklara direnenle bizim tanka direnenler arasındaki o resimleri getirmişti bana. Böyle bizi anlayan arkadaşlarımız da var. Yani Avrupa'da Türkiye'nin ciddi dostları da var. Avrupa'yı da tek tip bir yer olarak görmemek lazım. Avrupa'nın insan hakları, hukuk devleti gibi değerlerine bağlı olan insanlar var. Hakikaten sadakatle bağlı. Ve Türkiye'nin kıymetini çok iyi bilen insanlar da var. Türkiye'yi seven insanlar da var. Beni en çok şaşırtan ve rahatsız eden yüksek temsilci Mogherini'nin darbenin üzerinden 24 saat bile geçmeden taraflara itidal tavsiye ediyoruz demesi. Ben bu konuda çok açık konuşuyorum ve bunu muhataplarıma da söylüyorum. Burada da basın önünde ilk defa açık bir şekilde söylüyorum. Bize namlu doğrultmuşlar, taraflara itidal tavsiye ediyor. Beni öldürmek isteyen de bana itidal tavsiye edildiği zaman bu benden yana olmak değildir. Orada haklı ve meşru olanı tarafı biziz. Çünkü öbürü bir katliam gerçekleştirmeye çalışıyor. Bu üslubun aynısını biz darbe girişiminden sonra Sisi'nin o eyleminden sonra Mısır'a dönük olarak taraflara itidal tavsiye ediyoruz. Taraflara itidal tavsiye etmek ne demek? Yani öbürlerinin yaptığı pek hoş bir şey değil ama sakin olun bakalım demek. Sakin olun dediğiniz anda itibaren de zaten hayatınızı kaybedeceksiniz. Eğer direnmezseniz. Tamam. Şimdi bakın bizim tarihimizde darbeler ve pek çok olay olmuştur. Bunların çoğu rejimi hedef almıştır. İlk defa milletin varlığını ve devleti hedef alan, doğrudan altyapısını yok edecek, varlığını yok edecek bir girişimdir. Bu tarihte olmuş bazı büyük isyanlar vardır. Bütün bir devleti alt üst etmiş. 2-3 tane de çok büyük böyle yani Şahkulu isyanı gibi Anadolu alt üst olmuş. Neredeyse devletin bütün bir yapısı ortadan kalkacak vesaire. Bu örneklerle bile mukayese edilmeyecek kadar yani benim dünyada okuduğum, ettiğim, takip ettiğim hiçbir şeye benzemeyen büyük bir katliam girişimi. Ve net bir şekilde de görüyoruz. Şöyle bir şeyle karşı karşıya kaldık. İlk defa egemenliği alıp başka bir ülkeye teslim edecek. Şimdi Türkiye içerisinde bir yapı çıktı. Şimdi Türkiye içerisindeki güç ilişkisi şöyleydi. Egemenliği meşru şekilde kullananlar ama darbe yapıldığı zaman da gayrimeşru şekilde kullananlar. Ama ilk defa birileri egemenliği alıp
başka bir yerleri mülkü haline getirmeye çalıştılar. Yani bu kadar burayla ilgisi olmayan ve tamamen gayrimilli diyebileceğimiz bir organizasyon. Yani bu bir tarafı bir katliam şebekesidir. Bir tarafı bir mafya şeyidir, organizasyonudur. Bir tarafı hakikaten sapık bir dini anlayış temelinde bir askeri diktatörlük kurma girişimidir. Ama büyük resme baktığınız zaman Türkiye diye bir varlığı ortadan kaldırmaya çalışan, yani egemenliğin el değiştirmesi değil, topyekun karakter değiştirmesi şeklindeki bir girişimdir. Bunun arka planında olan şey. Ve işte bu Batılılar bunu anlamakta zorlanıyorlar. Onları en iyi anlatan kavram kült kavramı. Yani sapık bir dini lider etrafında marjinalleşmiş ve radikalleşmiş bir grubun onun emirleri doğrultusunda bütün bir gerçeklikle çatışması, işte şiddete başvurması, silaha başvurması. Dolayısıyla net bir şekilde bunun karşısında olması gereken şuydu. Bütün Avrupa Birliği liderlerinin demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti temelinde Türkiye'ye dayanışma içinde olması gerekirdi. Zaman zaman haksız eleştiriler yaptıkları zaman biz onlara söylüyoruz. Bu eleştiri haksızdır diyoruz. Onlar da diyor ki bize kızmayın. Biz bir demokrasi olarak bir diğer demokrasiye daha iyi olalım diye bunu söylüyoruz. Yani daha iyi olalım diye bunu söyleyenler varlığı ortadan kaldırılacağı zaman sustular. Yani burada Jagland büyük bir devlet adamlığı gösterdi. Buraya geldi ve buradaki gördüğü şeyleri de oraya net bir şekilde anlattı. Nitekim olaydan sonra bu demin biraz evvel saydığım isimler Miroslav ve Kunders olmak üzere takip ettiler süreci neler olduğuyla ilgili. İyi açıklamalar yapanlar da oldular. Ama halen çok çarpıcı bir şeydir bu. Komisyon başkanı gelmemiştir. Şimdi duyduğum kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızla Çin'de G20 çerçevesinde görüşmek istiyormuş. Ben Avrupa Parlamentosu Başkanı'yla yakın zamanda görüşmüştüm. Bu Almanya'daki Ermeni tasarısıyla ilgili tepkilerimiz karşısında şöyle bir şey demişti. Ben parlamento başkanıyım ve oradaki milletvekillerinin ifade hürriyetini korumak zorundayım demişti. Ben de soruyorum. Oradaki milletvekillerinin ifade hürriyetini korumak için yaptığınız girişim karşısında buradaki milletvekillerinin, buradaki meslektaşlarınızın bir katliamla karşı karşıya kalması karşısındaki dayanışmanız nedir? Şimdiye kadar gelmemiştir. Bugün, bu hafta gelecekmiş herhalde. Bir ziyarette bulunacakmış. Bunun karşısında yüksek temsilcinin, dış politika yüksek temsilcisi, onun görevi demokrasi ve insan hakları temelindeki bir dış politika çerçevesini gözetmektir. Tarih boyunca Avrupa devleti olmuş ve şu anda birinci sınıf bir demokrasiye sahip olduğunu ispat etmiş Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı bu girişim karşısında bırakın temas Türkiye'ye gelmeyi, bir de taraflara itidal tavsiye ediyorum gibisinden maalesef tarihe çok olumsuz bir biçimde geçecek bir açıklama yapmıştır. Ya bunları net söylememiz lazım. Bunları net söylemezsek diplomasiyi kuramayız. Burada nettir. Avrupa Birliği'nin temsil ettiği değerler Avrupa temsil ettiği için değil. Bunlar evrensel karakter kazandığı için biz savunuyoruz. Bu değerler karşısında Avrupalı siyasetçilerin pek çoğu sınıfta kalmıştır. İyi bir sınav verememiştir. Ve bu da tarihe çok acı bir not olarak düşülmüştür. Ha, bundan sonra nasıl tamir edecekler onu bilemem. Ama şöyle bir şey olması gerekiyordu. Bakın ilk 24 saat içerisinde meclis başkanımız meclisi açtı. Ve Avrupa Birliği büyükelçileri buradakiler durumu çok iyi bildikleri için o oturumda bulunmak istediler. Evet. O gün de güvenlik sebebiyle herhalde kimse alınmayacaktı. Sonra bu, ben duyunca bir girişimde bulundum. Slovak Büyükelçinin de önderlik etmesiyle orada bulundum. Hepsine teşekkür ettim bu kahramanlıkları için. Kuşkusuz bu büyükelçiler bu tavırlarını merkeze de geçmişlerdir zaten. Ve bu durumu görmüşlerdir. Yani olay nettir. Şunun adını koyalım. Avrupa Birliği'nin sahip olması gereken vizyonu biz Türkiye olarak üretmeye ve korumaya devam edeceğiz. Biz Avrupa'nın dışından konuşmuyoruz. İçinden konuşuyoruz. Tarih boyunca güvenliğine ve refahına katkıda bulunduk. Şu anda Avrupa Birliği'nin güvenliğine, geleceğine, refahına, bu değerlerin korunmasına zarar veren liderlerin açıklamaları karşısında da bu değerleri korumaya devam edeceğiz biz. Ama doğrusu buydu. Parlamento başkanı 48 saat içinde gelmeliydi, burada konuşmalıydı. Nitekim komisyon başkanı gelmeliydi, Türk liderlerle dayanışma göstermeliydi. Ha, bugün ne diyorlar? Bugün söyledikleri şey şu, yani bazı görüşmelerimizde bizi çok iyi anlayan dostlarımız, bazıları Türkiye karşıtlığından mesafeli durdu, bazıları hakikaten anlamadı bu meseleyi diyorlar. Fakat diyorlar, parlamento görüldüğü zaman, yani parlamento tablo görüldüğü zaman söylenecek bir söz yok. Bizi ziyaret eden bir dostumuz aynen şunu söyledi, net bir şekilde şunu söyleyebilirim, ben bunu bir şekilde de arkadaşlarıma söyleyeceğim.
bizim Türkiye'ye verecek bir dersimiz yok. Yani orada Türk milleti demokrasi tarihini yeniden yazdı ve demokrasi tarihini temize çekti. O kadar büyük bir şey ortaya koydu. Bir de tabii bizim millet olma bilincimiz açısından herhalde 1923'ten sonra bu kadar büyük bir şey ortaya çıktı. Mutabakat ve dayanışma ortaya çıktı. Siz Türkiye olarak bundan sonra Avrupa Birliği içerisinde bu durumu nasıl aktaracaksınız? Yani bununla ilgili ne tür bir planınız var? Şimdi Cuma günü Slovakya'ya gidiyoruz. Cuma günü, cumartesi sabah bütün Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının katılımıyla orada bir Türkiye oturumu yapılacak. Ben o Türkiye oturumunda Türkiye adına bütün dışları, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarını bu konuda bilgilendireceğim ve sorularına cevap vereceğim. Yani orada tabii özel bahsettiğim yüksek temsilci Mogherini ile de görüşmem olacak. Bir de tabii çok olumsuz açıklamalardan bir tanesi genişlemeden sorumlu komiser Han'ın açıklamalarıydı. Tutuklama listeleri önceden hazırmış gibi çok tarihsiz bir açıklama yaptı. Bunları konuşacağız tabii. Yani nereden biliyorlarmış? Biliyorlarsa biz de bilelim. Bir delillendirmek lazım bu söyledikleri şeyi. Fakat işte kendisi de çok sağduyulu bir siyasetçidir. Elmer Brok burayı ziyaret etti. Ve bu açıklaması var. Benim pek çok kanaatim değişti diye. Onlar şöyle bir şey yansıtıyorlar dış dünyaya. Yani burada olağanüstü hal var. Olağanüstü halle ilgili sanki Kuzey Kore gibi bir ülke olduk biz gibisinden. Fakat dün raportör zaman zaman Türkiye ile ilgili olumsuz açıklamaları da olan Kate Pribile diyor ki o halin toplumda bir etkisini görmedik. Ben hatta pek çok dostumuzla Ankara'da, İstanbul'da beni ziyaret ettikleri zaman diyorum ki burası bak olağanüstü hal var ama hiçbir koruma almayacağım ben. Hadi sokağa çıkalım ve yürüyelim beraber ve bu toplumu görelim. Yani hep beraber göreceğiz ki milletin teveccühünü ve buradaki hayatın aslında Batı başkentlerinden nasıl daha normal olduğunu. Ama şu hiçbir zaman unutulmayacak. Sorunuzdaki konu. Charlie Hebdo saldırısı oldu. Türkiye dahil hepimiz oradaydık. Herkes bu dayanışmayı gösterdi. Biz, bakın Charlie Hebdo saldırısını, Charlie Hebdo gibi son 6 ay içinde 5-6 tane saldırı geçirdik. Bir de demokrasi tarihinin en büyük kriziyle karşı, en büyük saldırısıyla karşı karşıya kaldık. Fakat burada da şöyle bir şey var tabii. Onu söyleyeyim size. Kazanacak isim bağırmayın acılarınız azalmaz diye bir şey var. Hani işimize odaklanalım diyor mu? Bundan sonrasında ne yapacağız ona odaklanalım diye. Şöyle de bir şey var. Kendimizi şöyle görmeyelim. Yani onların bize göstermeye çalıştığı gibi. Demokrasi konusunda onlar ders alacak bir ülke gibi. Biz ders alacak bir ülke gibi görmeyelim. Biz bir Orta Doğu, Balkan, Asya ülkesi, Akdeniz, Karadeniz ülkesi olmanın yanı sıra bunu söylüyorum. Tarih boyunca bir Avrupa devleti olduk ve bir Avrupa gücü olduk. Bugün Avrupa vizyonunun dışında değiliz. Bu bahsettiğim eleştiriler var ya, vizyon eksiklikleri. Onu tamamlayacak ve içeriden konuşacak bir güce sahibiz. Yani Avrupa Birliği'nin birlik değerleri konusunda bazı siyasetçilerinin vizyon eksikliğine teslim olmasına müsaade etmemeliyiz. Bu vizyonu da biz üretmeliyiz. Ha, bu vizyonu üretecek kapasitemiz olduğu da nerede görüldü? Bir, halkımız gösterdi ki birinci sınıf bir demokrasiye sahibiz biz. İkincisi, devletin içinde ve sivil alandaki kurumlarımızın hepsi direndi bu darbe. Yani sınavı geçemeyen çok azdır. Yani onun içindeki bazı çeteler hariç ama ana yapı olarak bu direnildi. Demek ki Türkiye şöyle düşünebiliriz. Tek partili hayattan hani çok partili hayata geçtik diyor da çok partili hayat içerisinde bile defalarca darbe oldu. Hep parlamenter sistemin iyi işlediğinden bahsederler. Parlamenter sistem hep kesintiye uğradı. Parlamenter sistemi bir tek AK Parti iyi işletti o 10-15 yıl boyunca. İyi işlettiği için de kapatma davası açtılar zaten. İyi işlettiğini suçlu göstermek. Arkasından da darbe girişiminde bulundular. Aslında karşı karşıya kalınan bu saldırı Türkiye'nin demokrasinin gücünü gösteren bir saldırı. Bu çünkü bu bir kırılma noktası. Yani tek partili hayattan çok partili hayata geçiş gibi aslında birinci sınıf demokrasinin sağlamlığının test edildiği bir şey oldu. Dönüm noktası oldu. İçerik olarak da bizim açımızdan çok önemli. Şimdi ben şeyi dinliyorum, işte şehitlerimizi dinliyorum. O gün bir yaşlı amcanın üç kişiye anlattığı bir şey vardı, çoban. Dedim ki bu siyaset bilimi doktora derslerimiz açılış şeyi olsun, konuşması olsun. Bu şehitler bakın bir isteğini dile getirirken Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şöyle söylüyor. Eğer devletimiz ve milletimiz zarar görmeyecekse Sayın Cumhurbaşkanım benim talebim budur diyor. İşte bunlar mesela akademik yıl açılırken dilerim ki bu şehitlerin her biri üniversitelerin açılış derslerini versinler. Ha
hatıralarını anlatsınlar bize yeter. Sayın Bakanım, ben de bir buna ilaveten bir soru sorayım. İşinizin çok zor olduğu düşünülüyor. Siz de biraz evvel bahsettiğiniz Avrupa Birliği müktesebatını bazı Avrupalı liderlere rağmen korumak gibi bir parantez açmış oldunuz. Sayın Bakanım, işin bir tarafı Türkiye'nin tezini, o gece çok ciddi bir katliam denemesine maruz kaldığını Avrupalı dostlarınıza, meslektaşlarınıza iletmek. Ve bu zor tarafı diye tarif ediliyor. Peki şöyle bir tarafı yok mu işinizin? Yani Avrupa Birliği değerlerini ve Avrupa Birliği'ni masasını Türk vatandaşına, Türk seçmenine, bu katliama maruz kalmış Türk seçmenine hala takip edilmesi gereken, katılması gereken bir yer olarak göstermek zor olmuyor mu sizin için? Mesela şimdi bir takım vatandaşlarımızdan bize gelen bilgiler için de söyleyeyim ben. Bize ihbarda bulunmak, işte şu şöyle oldu, böyle gitti, o geceyi anlatmak isteyen vatandaşın içerisinden gelen mektuplarda bize işte meclisi bombalanan bir ülke akıl verirse dinleriz. İşte bize vatandaşlarına tankla ateş açılan bir ülke akıl verirse dinleriz. Onun dışında hiç kimsenin aklını dinlemeyiz. Böyle bir karşıtlıktan hafif, Amerika için de geçerli bu biraz olduğumuzu, Avrupa Birliği için de geçerli bir nefrete doğru giriş. Bunu Avrupalı meslektaşlarınıza aktardınız mı Sayın Bakanım? Şimdi bu çok şey bir soru, tehlikeli bir soru. Şunun için sanki bizim ikili görüşmelerimizi dinlemiş de öyle soruyormuş gibi bir şey. Onlara diyorum ki Türkiye'de şöyle bir espri var. Bir çocuk yaramazlık yaptığı zaman anneleri onu korkutmak için Allah seni Avrupa Birliği Bakanı yapsın diyorlar. Birisinden bir espri. Bu çift taraflı zorluk yüzünden. Ama şöyle bir kolaylığı var. Bu beni mesela çok şaşırtıyor. Avrupa Birliği Türkiye'ye çifte standartlarla ve ön yargılarla değil, objektif kriterlerle yaklaştığı dönemlerde halkımız Avrupa Birliği'ne desteğini artırıyor. Avrupa Birliği çifte standartlara ve vizyonsuzluğa yuvarlandığı zaman halkımız desteğini çekiyor. Şimdi bu bizim için büyük bir güç. Yani demek ki Avrupa Birliği konusunda bir takım ön yargılar ya da Avusturya'da başka yerlerde olduğu gibi bir takım ötekileştirme yaklaşımlarıyla değil, son derece bilinçli ve rasyonel tercihlerle karar veren bir halkımız var. Doğru bir şey olduğu zaman, doğru yaklaşımlar gösterdiği zaman anketler yükseliyor. Kötü yaklaşımlar yükseldiği zaman anketler düşüyor. Ben de şunu hatırlatıyorum muhataplarıma. Ben Avrupa Birliği Bakanıyım ama sıfatımın başında bir ifade var. Benim için en kıymetli ifade o. Türkiye Cumhuriyeti yazıyor. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanıyım. Dolayısıyla siz şöyle bir şey söylüyorsanız, Avrupa Birliği temel haklar, insan hakları, hukuk devletine dayalı ve objektif kriterlerle müzakere yürüten bir ülke olacaksa, ben bu ülkenin milli çıkarlarının ve gelecek perspektifinin buraya tam üyelik olduğunun altını çizerim. Ama şöyle bir şey diyorsanız, eğer bu Avrupa Birliği'nin resmi görüşüyse, yani müzakereler sürse de, objektif kriterleri biz yerine getirsek de, eğer Türkiye Avrupa Birliği üyesi olmayacak deniyorsa, ya da İslamofobinin artık yükselerek plajlarda insanların kıyafetlerine müdahale edildiği, aşırı sağın İngiltere'deki AB referandumunda başat rol oynadı, Avusturya'da artık aşırı sağı da aşan, ırkçılığa varan ifadelerin sosyal demokrat siyasetçileri bile kuşattığı ve daha pek çok açıklama alt alta, darbe girişimi karşısında Avrupalı bir demokrasiyle dayanışma konusunda sınıfta kalmış bir tablo ortaya çıkacaksa, ben dönerim Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanı olarak ülkemin böyle bir birlikte olmasını arzu etmiyorum derim. Yani niye orada olalım ki o zaman? Bu ilkeler ve bu prensipler önemli bizim için. Biz Avrupa'ya öteden beri söylüyoruz. Bir siyasi değerler kulübü olarak Avrupa Birliği insanlığın ortak aklının ürettiği bir birikimdir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir daha o acılar yaşanmasın diye. Ve ben çalışma arkadaşlarıma onu söylüyorum. Diyorum ki Avrupa Birliği meselesindeki süreçleri, ilkeleri, prensipleri izlerken bunun dünyanın başka yerlerindeki çatışmaların giderilmesi açısından da ortaya koyacağı modelleri izleyin. Bakın çok basit bir şey var. Aşırı sağ yükseliyor. Bu aşırı sağın yükselişini ben bizim bölgemizde, aşağıdaki Orta Doğu bölgesindeki bu Selefi cihadist akımlar denilen akımların yükselmesine benzetiyorum. Kim ki bunları idare etmeye çalıştı, iktidardan gitti. Aynı şekilde aşırı sağ idare etmeye çalıştı, aşırı sağ yükseltti Cameron. Şimdi böyle bir akım var. Her biri kendi ülkesinde aşırı sağ idare etmeye çalışıyor ve aşırı sağ o zaman o ana akımları yutacak. Aslında Avrupalı gibi konuşmuyorlar. Kendi iç siyasetlerinin bir parçası gibi konuşuyorlar ve Avrupa Birliği'nin o koltuklarına da zarar veriyorlar. Ve hepsine şunu söylüyorum. Diyorum ki bakın, bir siyasi matruşka var. Ben
bir Avrupa vizyonu çerçevesinde Avrupa'nın geleceği açısından sizi uyarıyorum. Bu siyasi matruşkanın en üstüne Erdoğan fobya koymuşsunuz. Erdoğan düşmanlığı, Erdoğan karşıtlığı. Herkes buna odaklanmış. Sanki Erdoğan karşıtlığı üzerine bir cümle kurmadan konuşamıyorsunuz. Ama diyorum devam edelim. Matruşkanın ilk şeyini kaldıralım. Ardından Türkiye fobya çıkıyor. Yani Türkiye düşmanlığı çıkıyor. Türkiye'ye karşıtlık üretmeniz aslında sizin içinizdeki aşırı sağı yükseltiyor. Onu kaldır, İslamofobiya çıkıyor. O matruşkayı kaldır, aslında altından antisemitizm çıkıyor. Onu kaldır, ırkçılık çıkıyor ve en altında da kökünde de Eurofobia var. Yani Avrupa düşmanlığı var. Dolayısıyla bunu söyleyenler, yani Erdoğan karşıtlığı, Türkiye karşıtlığı, İslam karşıtlığı yapanlar, Musevi karşıtlığı yapanlar Avrupa'yı çok sevdikleri için yapmıyorlar bunu. Avrupa düşmanlığı için yapıyorlar. Siz de AB liderleri olmanıza rağmen bu üslubun içerisine, bu üslubun kapsama alanına giriyorsunuz. Ve sonuçta buradan kazançlı çıkan aşırı sağ olur. Bunu yapmayacaksınız. İkincisi de şudur. Çok net bir şeydir bu yani. Her milletin bir kültürü var. Türklerle el sıkışırsanız, kol kola girerseniz her şeyi konuşursunuz. Ama asla yapmamanız gereken şey bir Türk'e parmak sallamaktır. Türk'e parmak sallarsanız dünyanın en hakiki lafını söyleyin. Bizim milletimizin karakteri, bizim diplomasimizin karakteri bunu kabul etmez. Ha, bazı milletlerin karakteri farklıdır. Onlara parmak salladığınız zaman eliniz ne kadar bakımlıymış, manikürünüz ne kadar güzelmiş diyebilirler. Ama Türkler açısından bu söz konusu değil. Nitekim onu da gördük mesela göç krizi konusunda bizimle dayanışma içerisinde oldular. Ortak akıl üreterek, ortak eylem planı üreterek tarihin en büyük krizini çözdük. Ama unutmayalım ki bu Türkiye'nin kapasitesi sayesinde çözüldü. Şimdi Kuzey Afrika'dan kaynaklanan göçü çözmek için Libya ve diğer ülkelerle benzer anlaşmalar yapmak istiyorlar. Ama önlerinde öyle bir tablo var ki Türkiye gibi bir kapasite hiçbir yerde yok. Bir de şunun altını çizelim bu fasılda. Göç krizi söz konusu olduğunda bir ay içerisinde 4-5 kere Türkiye'ye üst düzey ziyaret yapılmışken darbe girişiminden sonra hiç yapılmadı. O zaman da şu var. Ben şu tabloyu da onların önüne net bir şekilde koyuyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliğini isteyen bir bakanlığı, bunun için çalışması gereken bir çalışan bir bakanlığı temsil ediyorum. Ama siz ortak değerler için savaşmak gerekince, mücadele etmek gerekince Türkiye'ye buyurun en ön koltuk sizin derseniz ama arkasından ortak değerleri aynı kurumlarda paylaşmak gerektiğinde de üzgünüz, rezervasyonunuz yok derseniz biz bu tabloyu kabul etmeyeceğiz ve bunu sürdürmeyeceğiz. Nitekim bu bağlamda vize serbestisi olmadığı müddetçe, yani ortak değerler temelinde bir paylaşım olmadığı müddetçe bizi davet ettiğiniz mücadele koltuğunu, yani geri kabul anlaşmasını asla uygulamaya koymayacağız. Şimdi genişlemeden sorumlu komiser Han demiş ki Türkiye'nin bu paraya ihtiyacı var. Türkiye'nin o paraya ihtiyacı yok. İkincisi Türkiye satın alınabilir bir ülke değil. Genişlemeden sorumlu komiser Han bu şekilde konuşarak Türkiye Avrupa Birliği arasında bir kazanım olarak ortaya çıkmış. Bu süreci de sabote eden açıklamalar yaptığının farkında olmalıdır. Biz belki de beraberdik. Beyefendiyle gittiğimizde Somali'ye. Elimizde liste var. Burada Amerika'dan şu kadar yardım gelmiş, şuradan bu kadar yardım gelmiş buradan. Orada sorduk peki bu yardımlar nerede dedik. Dediler ki yardımların zaten yarısı Kenya'daki Birleşmiş Milletler personeline gidiyor. Diğer yarısı da Kenya'dan bu ihtiyaçları satın alıp buraya getirecek aracı kurumların o mekanizması içerisinde kayboluyor. Şimdi Türkiye'de AFAD gibi kurumlar doğrudan bu mekanizmaları kurmuşken hala 100 milyon dolarlık bir yardım şeyin önüne ötesine geçememişler. Ve Avrupa'daki bir takım sivil toplum kuruluşları aracıyla bunu vereceklerini söylüyorlar. Şimdi bakın bu Türkiye 20 milyar dolardan fazla para harcamış sivil toplumla birlikte. Bu bahsettikleri şeyler komik şeylerdir. Türkiye 3 milyona yakın mülteci barındırıyor. Onlar bazı ülkeler 100 kişi için referandum yapmaktan bahsediyor. Ya da referandumun mültecilerin gelmesini çok ırkçı bir biçimde. Bakın bunlar Avrupa Birliği üyesi ülkeler bazıları. Dün bir tanesi açıklama yaptı. Milli Polonya'dan yapılan bir açıklama vardı. Mültecilerin gelmesini milli kimliğimize aykırı buluyoruz. Biz milli kimliğimizi korumak istiyoruz diye. Şimdi bakın Avrupa Birliği bir üst kimlik oluşturmuştur. Eğer bu üst kimlik içerisinde bir dış politika üretemezseniz tekrar milli kimliklere dönülecekse bu 2. Dünya Savaşı öncesi şartlara dönmek anlamına gelir. Ve bunlar çok tehlikeli açıklamalardır. Yani şöyle de bir sorumluluğumuz var. Bir takım Avrupalı siyasetçilerin basiretsizliğiyle Avrupa Birliği'nin bir çöküşe yöneltilmesine de karşı durmak zorundayız. Çünkü Balkanlardaki barış, Avrupa'da aşırı sağın yükselmemesi, Avrupa'daki Müslümanların, Musevilerin yani öteden beri hedef olan grupların
korunması bakımından da bu değerlerin üst düzeyde tutulması lazım. Brexit'te bir şey gördük. İngiltere'nin ayrılma sürecinde gençler ayrılmasın dediler. Daha yaşlı nüfus ayrılsın dedi. Yani şöyle bir tablo ortaya çıktı. Tek bir referandumla ülkenin geleceğinde söz sahibi olanların dediği olmadı. Ülkenin geçmişinde söz sahibi olanların söylediği oldu. Şimdi bütün bunlar üzerinde düşünülmesi gereken konular. Ve biz bu konuların düşünülmesinde de en öncelikli katkıyı sağlayacak siyasi kapasiteye, entelektüel kapasiteye sahip bir ülkeyiz. Teşekkür ediyoruz. Sayın Bakan, müsaade ederseniz Cenevre'ye bağlanalım. Biraz evvel Suriye görüşmeleri çerçevesinde de zikretmiştiniz. Betül Yürük bizimle olacak. Buyursunlar Betül Hanım. Evet, çok teşekkür ederim. Ben buna yarın Avramopoulos gelecek, göçten sorumlu komiser. Onunla konuşurken basın toplantısında değinecektim. Siz konuyu açmış oldunuz. Birincisi şu, açık ve net bir şekilde bunun adını koyalım. Bir takım bu öylesine ağır bir darbe girişimi karşısında Türkiye ile yeterince dayanışma içerisinde olmayanların bir kısmının kafasının arkasında şu var. Onlar Erdoğan'sız bir Türkiye istiyorlar. Aslında şöyle bir şeyleri var. Yani Erdoğan'ın olmayacağı bir Türkiye tablosu ortaya çıkabilecek olsaydı onlar bu darbe girişimi karşısında da pek hoş olmadı ama hadi yolumuza devam edelim diye bir tavır koyacaklardı. Biz bunu görecek kadar dünyayı takip eden meselenin farkında insanlarız. Bütün vatandaşımız da şunu dedi. %50 ile seçilmiş bir cumhurbaşkanının arkasında toplumun %100'ü durarak şunu söyledi, seçilmiş cumhurbaşkanına, suikast girişimine, demokratik kurumların lağvedilmesine biz topyekun karşı koyuyoruz dedi. Defalarca Sayın Cumhurbaşkanımızı eleştirmiş bazı isimlerden şunu duyduk. Biz eleştiririz ama seçilmiş cumhurbaşkanının görevden alınmasına dönük bir darbe girişimi söz konusuysa ona da direniriz, kendi cumhurbaşkanımızı savunuruz diye. Diğer bir konuşulur. Bakın bütün bir Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca Avrupa Birliği konusundaki en yüksek ivme, tam üyelik müzakerelerinin başlaması ve pek çok konu Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleşmiştir. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın ismiyle birlikte en çok anılan kavramlardan bir tanesi reformdur. Dolayısıyla AK Parti hükümetleri onun liderliğinde kendisini bir reform hükümeti olarak tanımlamıştır. O komiserin tabii haddine değil. AB sürecinin Erdoğan sonrasına bırakılması gibi bir söz. Ama şöyle bir şey var. Erdoğan'ın liderlik ettiği bu reformlar olmasaydı, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği bu reformlar olmasaydı, Türkiye bugün AB'ye tam üyelik hedefi olan bir ülke olmayı yakalamış olmayacaktı. Nitekim kurumlarımızın, kurumsal düzeyde söylüyorum, aslında Avrupa Birliği standartlarında bir demokrasiyi nasıl içselleştirdiği de, bu darbe girişimi karşısında kurumlarımızın verdiği sınavdan başarıyla çıkmasında da görülmüştür. Bütün bu dönüşümler Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde, Cumhurbaşkanlığı döneminde halen devam eden bu reformlar sayesinde oldu. Eğer şöyle bir şey söylüyorsa, Erdoğan olmazsa AB gibi bir şey söz konusu olur söylüyorsa, söylediği şeyin hiçbir şekilde mantıklı bir temeli olmadığını, hatta öyle bir AB'nin var olup var olmayacağını da tartışılması gerektiğini biz ifade ederiz. Dolayısıyla burada net bir şekilde şöyle bir şey var. Artık bu açıklamalar kültürel ırkçılığa varan açıklamalar. Yani Türkiye karşıtlığı öylesine bir zihinsel model oluşturmuş ki Türkiye'nin ortaya çıkardığı bu büyüme, bu ilerleme hızı öylesine büyük bir şey oluşturmuş ki bunlarda travma oluşturmuş ki burada bunun başında kim var? Sayın Cumhurbaşkanı var. Sayın Cumhurbaşkanı giderse biz bu süreci zaten tökezletiriz gibisinden bir yaklaşımda bunu bu şekilde ortaya koyuyorlar. Biz şunu görüyoruz. Toplum da bunu görüyor. Halen Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında külliyede bakanlar kurulu yapıyoruz. Ayda bir ya da başka zamanlar içerisinde. En çok konuşulan konular yine bu reform konularıdır. Türkiye'nin dönüşmesi, Türkiye'nin değişmesiyle ilgili konulardır. Dolayısıyla burada Türkiye bir gün AB üyesi olacaksa,
ki AB ülkelerinde bu çifte standarttan ve ön yargılardan arınabilirse bu çok kısa zaman içerisinde olur. Bu yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliği sayesinde olacaktır. Ben o komiserin söylediği şeyin son derece yabancı düşmanlığı, aşırı sağ, kültürel ırkçılık çemberleri içerisinde dolaşan bir söz olduğunu düşünüyorum. Ve hiçbir şekilde de kabili muhatap bir söz olmadığını, ciddiye alınması gereken bir söz olmadığını değerlendiriyorum. Teşekkür ediyoruz. Faruk Bey, Faruk Tokat. Sayın Bakanım, Fethullahçı terör örgütü Avrupa Birliği ülkelerinde de çok ciddi bir yapılanmaya sahip bilindiği üzere. Avrupa yönetimlerinde bu konuda bir tutum değişikliği siz gözlüyor musunuz? Avrupa FETÖ için uzun soluklu bir barınma alanı olarak mı, kalacak mı? Teşekkür ediyorum. Şimdi net bir şey söylüyorum. Bazen dini tartışmalar oluyor. Bunların yaptıklarının İslam dinine uygun olup olmadığıyla ilgili. Bunların bazı açıklamalarına baktığında bunun İslam dinine alakası olmadığını görüyorsun. Ben hatta şunu söyledim. Bunlarla ilgili değerlendirme yaparken yani bu kurmay heyetiyle ilgili. Hani arkadaşlar bir meşhur bir şekilde değerlendirme yapılıyor. Ya bunlar yıllarca Kemalist kalabiliyor, Alevi kalabiliyor, başka şey olabiliyor. Ben dedim ki bunlar bu sapık kurmay heyeti çok zorda kalırsa Müslüman da olur. O şekilde de kendisini gösterebilir. Şimdi bu bakın herhangi bir olay değil. Bu herhangi bir terör örgütü değil. Bu El-Kaide'den ve DAEŞ'ten daha tehlikeli bir terör örgütü. El-Kaide ve DAEŞ karşınızda bir terör örgütü. Bu yapıların içine sızmaya çalışan, yapıların içerisinde yıllarca başka bir kimlikle var olabilen bir örgüt. Hollywood'da bir saatlik bir film için bir aktör bir ay rol yapıyor, daha sonra bunalıma giriyor. Bunlar 50 yıl rol yapıyorlar ve bu şekilde yaşayabiliyorlar. Çift kimlikli veya işte aynı anda çift sim kart, 3 tane sim kart, 4 tane sim kart kullanabiliyorlar. O sırada Wi-Fi'ye bağlanabiliyorlar. Böylesine hastalıklı bir yapı bu. Dolayısıyla Avrupa içerisinde bunların kendilerini Avrupa'nın değerleriyle uyumlu gösterebilme ya da kendilerini zaman zaman Hristiyan derneklere, zaman zaman Musevi derneklere, zaman zaman Müslüman derneklere yakın gösterebilme kabiliyetleri çok yüksek. Fakat buraya gelenler en çok şaşırdıkları şey şu tabii, onların daha çok sivil alanda örgütlendiğini düşünüyorlardı. Fakat kısmen de polis içinde diye değerlendiriyordu. Ordu içerisinde böylesine bir silahlı katliama girişecek bir hakikaten değerlendirmemiz yoktu. Bu şekilde yaklaşmıyorduk diyorlardı. Ve net de bir şey var. O da şu, bu örgüt artık şeyin gözünde, yani bu darbe girişiminin bu örgüt tarafından yapıldığı delile bile ihtiyaç duymadan net bir şekilde zaten görülüyor. Bunu zaten Avrupa'daki dostlarımız da söylüyor. Zaman zaman şunu söylüyorlar. Diyorlar ki bunu bize anlatamadınız, biz anlamadık. Ben de diyorum ki Türkiye'deki pek çok kesime de yani anlatmak zor olan bir şey bu, yapıdır. Ancak bunu gördüğünüz zaman, yani herkes bir takım modellerle düşünüyor. Kimisi bir tarafına bakıp Opus Dei'ye benzetiyor. Kimisi Kulu Kuluks Klan'a benzetiyor. Kimisi işte Moon Kilisesi yapılanmasına benzetiyor ya da başka yapılanmalara. Ama bu çok kendine has. Ve belki de bir toplum için en tehlikeli olan o toplumu içten ele geçirme kabiliyetiyle kurulmuş bir örgüt. Ben diyorum ki bunları siz çeşitli kimliklerde görebilirsiniz. Fakat bir FETÖ mensubunu tanımanın en iyi yolu şudur. Bir yolu tamamen boşaltın. Hiçbir araba ve hiçbir araç kalmasın. Bir FETÖ mensubuna deyin ki yolun ortasından yürü. FETÖ mensubuysa yol boş olmasına rağmen yolun ortasından yürüyemez, saçağın altından yürür. Mutlaka başka bir şeyin aklına saklanmak zorundadır. Şeyde, kimlikleri de bu şekildedir. Yani davranış şekilleri de bu şekilde. Dolayısıyla Avrupalılar karşılarında şöyle bir şey görüyorlar. Yani gayet modern görünümlü. Ondan sonra onların dilini konuşmaya çalışan, onların değerleriyle uyumlu ve buna çok çabuk dönüşebilen tipler. Ben de diyorum ki kafanızdaki klasik tehlike modellerini geçin. Siz kafanızda, karşınızda sakallı birisi gördüğünüz zaman hemen aklınıza DAEŞ falan geliyor ve zihniniz oraya yönleniyor. Asıl bu modern DAEŞ'ten korkun. Bu modern görünümlü DAEŞ'ten daha tehlikeli olan bu yapıdan korkun. Bunun bütün bir sizin kafanıza hoş gören tarafları ya da sizin kafanıza yatan takım tarafları arkadaki büyük tehlikeyi örtbas etmek için kullanılan bir promosyon. Normalde baktığınızda mesela pek çok arkadaşımız da Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti. Bunların içerisindeki bu şeylere baktığımızda işte o askeri yapıdaki bazı kimseler vesaire böyle çok saygılı, modern tipler olarak görürsünüz. Ama zaten bizim bir şey söylememize gerek yok. Ben batılı dostlarımıza da bunların savcılık ifadelerini hani basına yansıyor, İngilizceye çevirtip veriyorum. Adam diyor ki ben liseden beri girdim, bunlara hizmet ettim ve kendimi sakladım. Dolayısıyla onlar için de çok büyük bir tehlike oluşturacaklar. Bizim söylediğimiz şey şu, bunlar
sizin aleyhinize olan her yapıyla da işbirliği yapabilecek bir kabiliyete sahipler. Bunun özellikle finans ayağı ve diğer ayaklarıyla ilgili uğraşmaya devam edeceğiz, anlatmaya devam edeceğiz. Yani bu Slovakya'daki toplantı da bakımdan önemli olacak. Oradaki gündem maddelerinden biri de bu olacak. Sırf Türkiye oturumu yapılacak ve bu FETÖ'yü konuşacağız tabii. Mehmet Öztürk. Efendim, hoş geldiniz. FETÖ mensupları ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine iltica başvurusunda bulunmaya başladılar. Bu konularda bir gelişmeler öngörüyorsunuz. Başvuruların reddi ve iade talepleriyle ilgili çalışmalar hangi aşamada? İsimler ve sayılar var mı? Ayrıca başka bir husus da Arap dünyasında da maalesef oldukça etkili. Bununla ilgili hükümetimizin bir çalışması var. Evet. Şimdi bu bir artık Türkiye için hani hatta müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır şeklinde bir mücadele. Yani bunu Avrupa Birliği, Amerika kıtası, Afrika, Asya her yerde sürdürmek zorundayız. Çünkü yıllarca devletin desteğini alarak buralara yerleştiler, ciddi finans kaynakları buldular. Tabii iltica ile iade farklı hukuki süreçler. İltica kısmındaki değerlendirmelere çok yapabileceğimiz bir şey yok. Çünkü orası o ülkelerin hukukuyla ilgili, kendi yapacakları değerlendirme ile ilgili şeyler. Ama şimdiden uyarıyoruz. İsimlerin hepsini veriyoruz. Özellikle oradaki iş adamları örgütü ve eğitim kurumlarıyla ilgili örgütlerin özel olarak altını çiziyoruz. Ve önemli kurmaylarıyla ilgili özel olarak bunun altını çiziyoruz. Yani bu imamlar denilen şeyin. Tabi sayıyı net olarak tespit etmek çok güç. Yani görünürlük arttıkça bunu söyleyebiliyorsunuz. Bir de tabi pek çok Avrupa ülkesi içerisinde o eski savcıların, imamların hareket ettiği görülebiliyor. Burada bir bakıma da hep söylediğimiz gibi bu yeni durumdan sonra aslında mücadele yeni başlıyor. Yani bunun güvenlik ayağı var, siyaset ayağı var, diplomasi ayağı var, hukuk ayağı var. Bütün bunlar komple bir şekilde değerlendirilecek. Ama şudur, bizim dış dünyadaki faaliyetlerimizde ajandamızın ilk maddelerinden biri bu olmak zorundadır. Çünkü niçin? Türkiye'nin doğrudan ulusal güvenliğini ilgilendiren bir meseledir bu. Ve biz bununla ilgili en ufak bir zaafa kapılırsak, zaman geçtikçe en ufak bir gevşemeye kapılırsak bu bize çok büyük dış politika maliyeti, çok büyük bir ulusal güvenlik maliyeti olarak döner. Yani bir bakıma bunu şöyle düşünmek lazım. Bu FETÖ ile olan mücadele sadece bir siyasi mücadele, sadece bir güvenlik mücadelesi değildir. Bu bir varoluşsal mücadeledir. Bu bir varlık yokluk mücadelesidir. Çünkü bu şekilde tavır alabileceklerini gösterdiler. Yani generallerin üçte biri Türkiye'de sapık bir dini anlayış temelinde bir askeri diktatörlük kurmak için kendi milletine silah çekti. Kendi meclisine, kendi cumhurbaşkanına karşı suikast girişiminde bulundu. Bu hiçbir devletin karşıya karşıya kalamayacağı, tarihi boyunca belki de hiçbir zaman göremeyeceği büyüklükte bir tehlike. Ve Türkiye bu tehlikeyi gördü. Bunun için dediğimiz şey şudur. Türkiye'nin imkan ve kapasiteleriyle ne gerekiyorsa o yapılacak. En önemli meselelerimizden bir tanesi budur. Eğer biz bu meselede mücadele etmezsek diğer alanların hiçbirinde ilerleme sağlayamayız. Önce burayı temizleyeceğiz. Burayla ilgili her gittiğimiz alanda, her gittiğimiz ülkede yol temizliğiyle ilgili çalışmaları yapacağız. Ondan sonra ilerlemeye başlayacağız. Yani dediğim gibi bakın, bu bir siyasi mücadele değildir. Bu sadece bir güvenlik mücadelesi değildir. Bu varoluşsal bir mücadele. Bu bir varlık yokluk meselesidir. Ve burada net bir şekilde bunun ortaya koyulması lazım. Bunların yanında işte PKK, DAEŞ, diğerleri sadece bu yapının alt şubeleri olarak kalır. Bunlar arasında da şimdi bakın, bu generallerin çoğunun, subayların çoğunun Güneydoğu'da görev yapan subaylar ortaya çıktı. Siz düşünebiliyor musunuz? Darbe gecesi Hatay sınırımızı boşaltıyorlar. Başka ülkelerin, başka güçlerin oradaki PYD teröristlerinin işgaline açmaya çalışıyorlar Türkiye'yi. Ve çok daha enteresanı, mesela bu bilgilere sahip olmamıza gerek yok. Ama gazetede bile okuduğumuzda görüyoruz. İşte hedeflemenin başındaki kişiler bunlarmış. Yani bir yerde bir terörist var, vurulacak, bir kamp var, vurulacak, hedeflemeye bu kişi yapacak. Bu kişinin Türkiye başarılı olmasın diye bunu yapmayacağı bellidir. Ya da Türkiye Cumhuriyeti Devleti zor durumda kalsın diye çok başka işler yapabilecekleri de bellidir. Ben mesela uçak düşürmek, sivilleri katletmek veya şu mesela aklıma geliyor. En çok söyleyen kimdi? Bunların yayın organlarıydı. Türkiye DAEŞ'e destek veriyor diye. Evet, Türkiye sürekli DAEŞ'le mücadele ediyordu. Yarın bir gün bu FETÖ'ye mensup subay elbisesi giymiş teröristlerin yarın bir gün DAEŞ'le bilmem neyle fotoğraflarını görürsek hiç şaşırmayalım. Muhakkak surette onu Türkiye aleyhine kullanacaklardı ama bu darbe girişiminden sonra o işlerinde patlamış oldu. Dolayısıyla biz
Türkiye'nin imkanlarıyla Türkiye'ye komplo kurmaya, Türkiye'yi yok etmeye çalışan bir yapıyla karşı karşıyayız. Yani sorun buradadır. PKK Türkiye'yi yok etmek istiyor, DAEŞ yok etmek istiyor, başka yapılar mı olur bunlar? Bunlar Türkiye'nin imkanlarıyla bunu yapmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bu aslında günlük hayatımızın, yani siyaset ve devlet hayatında günlük hayatımızın bir parçası haline gelmek zorunda. Biz mesela görüyoruz, duyuyoruz. Kendimiz de yaşıyoruz. Kendi bakanlıklarımızdan bilgi sızdırıyorlar. Bu bilgiler nereye gidiyor ve niçin sızdırılıyor bu bilgiler? Ya da o gece bazı bakanlıklara bunlardan bazıları geliyorlar. O bakanlıklarda çalışanlar sanki bakanlıkları teslim almak ister gibisinde. Dolayısıyla görmemiz gereken şey şu. Boks filmlerinde hep böyle iyi bir boksör yetiştirilirken antrenörün bir tavsiyesi vardır. Diyor ki sağınla yumruk atarken solunu kapa. Yani siz dünyada ne kadar iyi iş yaparsanız yapın bundan sonra FETÖ meselesiyle mücadelede mesafe alamazsanız hiçbir zaman o iyi işlerde ilerleme sağlayamayacaksınız demektir. Bu iş bir varlık yokluk meselesidir. Yine müsaade ederseniz Büyüksel'e bağlayalım. Yusuf Kaya bizimle. Buyursunlar Yusuf Bey. Sayın Bakanım, Türkiye-Avrupa Birliği arasındaki göçmen mutabakatı ve vize serbestliğinde AB'nin ısrarı söz konusu bildiğiniz üzere. Bu gidişle Eylül ayında Türkiye'nin bu mutabakatı tamamen askıya alması mümkün olabilir mi? Bir de bir kanıtlığın aşılması için önerileriniz neler? Son olarak eğer askıya alınırsa Türkiye hangi uygulamaları rafa kalacak? Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Büyüksel'e selamlar. Şimdi 18 Mart mutabakatının çerçevesinde Türkiye bağlılığını sürdürüyor. Bakın 2015'te bir günde Akdeniz'den 7000 kişi geçerken bizim birebir anlaşmasını başarılı bir şekilde uygulamamız sayesinde bu 20'ye 30'a düştü. En önemlisi de Mayıs ayında hiç ölüm olmadı Akdeniz'de. Hatta darbe gecesi ve darbe gecesini izleyen günlerde bile sayı 100'e ulaşmadı. 80-90 kişi düzeyinde kaldı. O kaosun içerisinde bile Türkiye bunu yaptı. Ama net bir tablo var. Burada bundan sonrasında bu sürecin ilerleyebilmesi için biz vize serbestisinin, gönüllü yerleştirmenin, geri kabul anlaşmasının ve Türkiye'ye yapılacak mali yardımın tek bir paket olduğunu ifade ediyoruz. Onlar diyorlar ki siz bunları yapın, daha sonra vize serbestisini yerine getirelim. Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. O güven duvarı yıkılmıştır. Çünkü şimdiye kadar yaptıkları açıklamalarda bu güven duvarını yıkmak için ellerinden geleni yaptılar. Sözlerinde durmadılar. Örneğin 54 bin kişi gönüllü yerleştirmeyle yerleştirilecekti. Bu sayı henüz 100 kişi bile olmadı. 100 kişilik bir yerleştirme için bile referandum yapacaklarından bahsediyorlar. İkincisi sözünde durmayacaklarını şuradan anlıyoruz. Bunun en önemli ispatı genişlemeden sorumlu komiser Han'ın ifadeleridir. Türkiye'nin diyor bu paraya ihtiyacı var. Hiçbir şekilde bu anlaşmadan vazgeçemez. Yani siz Türkiye'ye şantaj yaparsanız ve bu yolla ilerlemeye çalışırsanız bu bizim tarafımızdan kabul görmeyecektir. Biz onlara söylüyoruz. Birbirimiz hakkında konuşmayı bırakalım. Bu büyük meselelerde birbirimizle konuşalım diye. Nitekim Avusturya'dan bazı açıklamalar zaten geldi. Türkiye ile olan bu birebir anlaşmasını bile davet edelim. Sınırlarımızı NATO ile koruyalım diye. Yani siz ölümden kaçan insanların önüne NATO askeri mi dikeceksiniz? O zaman NATO askerinin küresel güvenliği sağlamakla ilgili imajı ne olacaktır? Ayrıca bakın yakın zamanda Halep'te bir hareketlilik oldu. Bu hareketlilik artarsa çok daha büyük bir göç kriziyle karşı karşıya kalacaktır. Diyelim ki Balkanlar rotasını bu şekilde hallettiniz. DAEŞ'in ve Boko Haram'ın Kuzey Afrika'ya yerleşme, Kuzey Afrika'da istikrarsızlık kurma gibi hedefleri var. Bu olduğu zaman İtalya'nın Batı Akdeniz'in karşı karşıya kalacağı göç dalgasını nasıl idare edeceksiniz? Binlerce, on binlerce insan bir günde Akdeniz'e açıldığı zaman bunu hangi askeri teşkilatla ve hangi mantıkla durduracaksınız? Dolayısıyla bu insani değil. Bu ayrıca savunduğumuz yüksek değerlerin, yüksek politik değerlerin de aşılması anlamına gelir. Bu çağda ırkçılığın hortlatılması anlamına gelir. Yabancı düşmanlığın hortlatılması anlamına gelir. Dolayısıyla bunu meşru mekanizmalarla, sivil ve diplomatik mekanizmalarla, siyasi mekanizmalarla halletmemiz gerekir. Ama dediğim gibi Türkiye, hiç kimse unutmasın, bunun altını çiziyorum. Türkiye bir toplama kampı değildir. Türkiye egemen ve meşru bir devlet olarak insanlığa karşı vazifesini yerine getirmektedir. Ölümden kaçanları burada misafir etmektedir. Ama siz Türkiye'yi bir toplama kampı gibi görürseniz, yani biz şu kadar para verelim, Türkiye'de bunları misafir etsin gibi bir yaklaşım söz konusu olursa, bizim o paraya da ihtiyacımız yok, herhangi bir anlaşma yapmaya da niyetimiz yok. Net bir şekilde söylüyoruz. Birebir anlaşması
Türkiye'nin büyük kapasitesiyle büyük bir küresel sorunun çözülmesinde Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinin ortak aklının ve ortak eylem planında nasıl işe yarayacağını göstermiştir. Gelin bunu ilerletelim diyoruz. Bundan sonrasında vize serbestisiyle ilgili net bir tarih verirlerse geri kabul anlaşmasını uygularız. Vermiyorlarsa, yani bu terör yasası ve diğer yasalardaki değişiklikleri şu anda yapamayacağımızı söylüyoruz. Ama o Avrupa Konseyi içerisinde bir mekanizmaya devredilebilir. Şartlar değiştiğinde yeniden değerlendirilebilir. Türkiye bu taahhütte bulunabilir ve vize serbestisi bu şekilde garantiye alınabilir. Ama Türkiye 5-6 tane terör örgütüyle aynı anda mücadele ederken bu yasayı değiştiremez. Terörle ilgili ajandasında değişiklik olduğu zaman ancak bunları gündeme alabilir diye açık bir şekilde ifade ediyoruz. Dolayısıyla Juncker şöyle bir açıklama yapmıştı. Vize serbestisine karşı bizim söylediklerimiz karşısında bu anlaşmalar çökerse Erdoğan Türk halkına hesabını verir diye. Türk halkı Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımızın Erdoğan'ın arkasındadır. Juncker'in bundan şüphesi olmasın diye ifade ettik. Ama eğer Türkiye'de yapılan anlaşmalar yürürlüğe girmez, bu mekanizmalar ilerlemez ve işlemezse ve Avrupa Halep'teki istikrarsızlığa bağlı olarak ya da Kuzey Afrika'da ortaya çıkacak yeni istikrarsızlıklara bağlı olarak şimdikinin 2-3 katı göç dalgasıyla karşı karşıya kalırsa, Sayın Juncker başta olmak üzere bu açıklamayı yapan dostlarımız artık bunu Avrupa halklarına izah etsinler. Teşekkür ediyoruz. Paris'e geçelim. Murat Ünlü bizimle. Buyursunlar Murat Bey. Günün sonunda Murat Karsın harekatı. AB ülkenin Türkiye'nin Murat Karsın harekatı ve Gayrişli mücadelesinin desteğini yeterli görüyor musunuz? Bu mücadelenin önemli değerinin farkında vardığında İkinci bir sorumluluk daha var. Bu da Fransa'daki Tesettüm Ayasını sayesinde. Fransa'daki bu yasağı ve Tesettüm Ayasını sayesinde karşılaştırmasını nasıl değerlendiriyor? Evet, teşekkür ederim. Birincisi şu, bir ayrım yapmak lazım. Türkiye'nin DAEŞ'le ilgili mücadelesine çok güçlü destek veriyorlar. Ama bu destek terörizmle mücadeleye destek anlamına gelmiyor tam olarak. Çünkü arkasından diğer bir terör örgütü PYD ile olan mücadelesine ise DAEŞ ile mücadele gibi bir destek söz konusu değil. Hatta bahsettiğim gibi Türkiye Kürtlere karşı mücadele etmesin gibi aslında Kürtlerin hiçbir şekilde bu denklem içinde değerlendirilmemesi gereken bir yaklaşım sergiliyorlar. Türkiye ile Kürtler arası, Suriye Kürtler arasında bir problem yok. Türkiye ile PYD arasında bir problem söz konusu. Bu da PYD'nin Türkiye'ye bir güvenlik tehdidi oluşturmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla bunu iyi değerlendiremedikleri için sadece DAEŞ'le olan mücadeleye destek gelip de PYD'ye karşı olan mücadeleye destek vermedikleri zaman bu araçsal bir yaklaşım oluyor. Araçsallaştırıcı bir yaklaşım oluyor. Bu da terörizme karşı güçlü bir destek verdikleri anlamına gelmiyor. Bunu net bir şekilde söyleyelim. Yani hiç kimse şu terör örgütüyle mücadele edin, bu terör örgütüyle mücadele etmeyin diyemez. Kendileri için DAEŞ tehlikeli, PYD tehlikeli olmayabilir. Bizim için PYD de DAEŞ gibi tehlikeli bir örgüt. Dolayısıyla net bir şekilde ifade ediyoruz. Biraz evvel de söyledim. Yani yarın daha tehlikeli bir örgüt çıkarsa araçsal sebeplerle siz tutup DAEŞ'le mi işbirliği yapacaksınız? Bu şekilde mücadele edeceksiniz terörle. Bu hiçbir şekilde söz konusu olamaz. Bir de Türkiye'deki vatandaşlarımız da bunu görüyorlar. Suriye Kürtlerinin de bunu iyi görmesi gerekir. PYD ve benzeri yapılar Kürtlerin tarih boyunca çektikleri sıkıntılar sonunda elde ettikleri kazanımları çalarak bölgedeki bir takım güç oyunlarının parçası haline, mezesi haline getiriyorlar. Bakın ben uzun zamandır söylüyorum. Diyorum ki Kürtler tarih boyunca çok sıkıntı çekmiş bir halk, çok zulüm görmüş bir halk ama Türkiye'de çok büyük demokratik kazanımlara sahip oldular ve biz bu sorunu geride bıraktık. Aynı şekilde bölgede de yeni imkanlar ve yeni kabiliyetler kazanma, bir takım demokratik haklara kavuşma imkanları varken PYD, PKK gibi örgütler üzerinden bölgede yeni bir terör bağısı oluşturuluyor. Bu terör bağısı üzerinden bir takım büyük ülkeler kendi vekalet savaşlarını bunlara ihale ediyorlar. Bunlar da taşeron olarak bunu ellerine alıyorlar. Arkasından da bunu Kürt sorunu diye dünyaya satmaya çalışıyorlar. Bakın bunlar Suriye Kürtlerinin de Irak Kürtlerinin de kazanımlarını bir takım taşeronluk ilişkileri içerisinde gasp eden örgütlerdir ve bir terör bağısının parçalarıdır. Dolayısıyla bunun Avrupa Birliği tarafından iyi değerlendirilemediğini, iyi ele alınmadığını görüyoruz. Tabi bazıları da aslında olan biteni çok iyi biliyor ama Türkiye'ye zarar veren PYD ile derdimiz yok.
Daha Türkiye'ye kendileri için tehdit olarak oluşturan DAEŞ'le Türkiye uğraşsın gibi de bir yaklaşım sergiliyorlar. Bu tabii ki hiçbir şekilde kabul edilemez. Hiç kimse Türkiye'ye hangi terör örgütüyle ne şekilde mücadele edeceğini söyleyemez ya da bir kendi ulusal güvenliğine tehdit oluşturan bir terör örgütünü görmezden gel diyemez. Sorunuzun ikinci kısmı da çok önemli. Bakın Fransa içerisindeki tartışmaları biz çok yakından takip ediyoruz. Çünkü bu modernleşmeyle ilgili, İslamofobiyle ilgili, laiklik din ilişkisiyle ilgili yeni kırılmalara işaret ediyor. Şimdi birincisi şu, hiç kimsenin bu çağda bir kadının başına polis dikerek o kıyafet yasağını, o kıyafet müdahalesini yapmasının söz konusu olmaması gerekir. Fransa gibi eşitlik ve özgürlüklerin ülkesinde bunun söz konusu olması ise son derece ürkütücüdür. Bu yasak açık bir şekilde yeni bir İslamofobiye işaret ediyor. Bakın klasik İslamofobiyada bir kültürü tamamen dışlarsınız ve ona düşmanlık edersiniz. Bu yeni İslamofobiya bir bakıma liberal İslamofobiya diyebileceğimiz bir şey. Bu liberal İslamofobiya kavramının altını çiziyorum. Çünkü şöyle konuşuyorlar, modernlik diyorlar, eşitlik diyorlar, modern kültürümüz var diyorlar. Bu modern kültüre uymayan şeyleri dışlayacağız diyorlar. Şimdi burada birkaç tane unsur var. Birincisi yine bir alt kültür ve üst kültür yaklaşımı kuruyorlar. Yani bir işte Müslüman kimliğini ya da başka kimlikleri alt kültür olarak değerlendirip dışlayıcı bir yaklaşım kuruyorlar. Burada dikkat etmemiz gereken şey bir kültürel soykırım var. Bir kültürel ırkçılık var. Şimdi denebilir ki ırkçılık biyolojik bir şey. Hayır. Biz burada tam tersine kültürel ve ideolojik bir ırkçılıktan bahsediyoruz. Bir üst kültürün bir alt kültüre istediği gibi giyinebileceğini, onlar onun alt kültür olduğunu söylüyorlar tabii. Öyle kafalarında bir şema var. Giyinebileceğini, onu dönüştürebileceğini ifade ediyorlar. İkincisi, bir tür totaliter modernleşme anlayışıyla başkalarına bir kendi kafalarındaki tek tipçi uygarlık projesini büyük yüksek bir değer olarak dayatabileceklerini düşünüyorlar. Şimdi bu liberal İslamofobiya, klasik İslamofobiyadan daha tehlikeli. Çünkü klasik İslamofobiya daha çok kendisini aşırı sağcıların ya da dini fanatiklerin üsluplarında gösteren bir şey. Bu ise kendisini eşitlik, kardeşlik, modernlik gibi değerlerin ya da işte modern toplum değerlerinin arkasına saklanarak gösteren bir şey. Yine Fransa'da çok ciddi tartışmalar yapılıyor. Yani Fransa'da laikliğin kurucu babaları laikliğin bu şekilde uygulandığını görselerdi çok şaşırırlardı diye. Fransa'nın içinden bu ifade ediliyor. Bir zamanlar Türkiye'de olduğu gibi laikliğin bir radikal din anlayışına dönüştürüldüğü. Başkaları üzerinde diye. Neyse ki mahkeme bu kararı verdi ama mahkemenin bu kararı vermesi toplumdaki tartışmaları durdurmuyor. Yani bu liberal İslamofobiya dediğimiz, kültürel ırkçılık dediğimiz şey Avrupa Birliği değerlerini de tehdit edebilecek şekilde yükselişe geçiyor. Fransa entelektüelleri ve siyasetçiler içerisinden de buna direnmeye çalışanlar var. Ama maalesef çok üst düzeyde Fransa'da buna destek verildiğini de gördük. Yani Fransız devriminin değerlerinin başkentinde bu tartışmaların yapılması karşısında herkesin çok derin bir şekilde düşünmesi gerekir. Bunlar o kadar tehlikeli işlerdir ki bunlara birazcık zaman, birazcık yer açtığınız zaman, bunlara birazcık yol verdiğiniz zaman bunlar ana akım siyasetleri yutarlar ve bu liberal İslamofobiya dediğimiz şeyin maalesef Avrupa'da pek çok yerde giderek ivmesini yükselttiğini görüyoruz. Bununla ilgili hassasiyetlerimizi tabii dile getirmeye devam edeceğiz. Bunu da cumartesi yapılacak toplantının bir yerinde dilendirir misiniz? Bunlar konuşacağız zaten. Tek tek olacağız. Ali İhsan Hocam. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Sağ olun. Kısa bir sorum olacak. 9 Eylül siyasi diyalog toplantısından ne gibi sonuçlar bekleniyor? Bir de malumunuz önceden bu toplantı Brüksel'de planlanıyordu. Neden şu anda Ankara'da yapılacak? Teşekkür ederim. Evet teşekkür ederim. Şöyle onlar tabii bu diyalog toplantısını İstanbul'da yaparak Türkiye'de bir dayanışma gösterdiklerini istediler. İşte bahsettiğim Mogherini de Han gelecekler oraya. Yani bir ay zaman geçtikten sonra böyle bir şey olacak. Tabii biz burada bu toplantının her halükarda Türkiye'nin tezlerini anlatmak bakımından bir imkan olacağını düşünüyoruz. İstanbul'da yapılması da önemlidir. Şunun için esasında Türkiye'ye gelerek Türkiye'deki toplum hayatının nasıl olağan bir şekilde sürdüğünü görmeleri çok önemli. Bakın tarihin en büyük darbe girişimini atlatmışsınız. Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ediyor. 12 saat içerisinde bu darbe girişimi bertaraf edilmiştir. Ve 16-18 saat içerisinde toplumsal hayat normale dönmüştür. Yani Fransa'da sınırlar kapatıldı, olağanüstü hal ilan edildi. 3 ay boyunca. Sınırların giriş çıkışında problem oldu. Başka tedbirler alındı.
Ama bizim vatandaşımızın gündelik anlayışında bir, gündelik hayatında bir sıkıntı çıkmadı. Çünkü bu da aslında paralelcilerin, bu FETÖ'cülerin bir tezi olan bu darbe girişimi kurguydur ifadesinin bir takım Avrupa liderleri arasında dolaşıma girmesinin ne kadar boş bir iş olduğunu gösteriyor. Çünkü bu darbenin bertaraf edilmesini sağlayan ana güç halkın gücüdür, halkın iradesidir. Şimdi şunun net bir şekilde Türk milleti dünyaya şu mesajı verdi. Demokrasime sahip çıkacak güce sahip. Demokrasi konusunda bana ders verenler demokrasinin nasıl korunacağını gelsin burada öğrensinler. Dolayısıyla İstanbul'a, Ankara'ya gelindiği zaman bu büyük devrimi gerçekleştirmiş milletin gündelik hayatını görmelerinin önemli olduğunu görüyoruz. İkinci bir husus şudur. O demin bahsettiğim matruşka temelinde açık bir şekilde uzun zamanda bir kara propaganda devam ediyor. Erdoğan'a otoriter diyorlar, Erdoğan totaliter diyorlar, Erdoğan diktatör diyorlar. Şimdi bunu siyaset biliminin pek çok kavramını devreye sokabiliriz ama ona gerek yok. Çok basit bir şey var. Diktatörlerin en belirgin özelliği halklarına karşı tankların arkasına saklanırlar. Tanklara karşı halklarla beraber yürümezler. Dolayısıyla bu sözlerin ne kadar boş bir propaganda olduğu, Sayın Cumhurbaşkanımızın ne kadar halkın gücüne dayanan büyük bir demokrat olduğu da ortaya çıkmıştır. Karşıda sarsıntı yaratan, Türkiye karşıtlarında sarsıntı yaratan bir şey de budur. İkincisi, bakın Cumhurbaşkanlığı külliyesi, Cumhurbaşkanlığı mekanı bombalanacak, külliye bombalanacak, meclis bombalanacak, F-16'larla hedef alınacak. Diyoruz ki bu muhataplarımıza, meclisinizi gözünüzün önünde getirin, Cumhurbaşkanlığı sarayınızı gözünüzün önünde getirin, bunların bombalandığını düşünün. Ondan sonra sizin liderlerinizin halkı sokağa çağıramayacağını düşünün. Halkla birlikte ölümü göze alarak, ölümü göze alarak ve şimdi ayrıntılar ortaya çıkıyor ki birkaç kere tesadüf eseri ölümden kurtularak halkına önderlik edemeyeceğini düşünün. Bütün bunlar değerlendirildiği zaman şunu göreceğiz biz. Cumhurbaşkanımızla ilgili yapılan kara propagandanın arkasında Türkiye ile ilgili bir kara propagandayı saklıyorlardı ve şöyle yapıyorlardı. Ya Cumhurbaşkanı ayrı, Türkiye ayrı diyerekten aslında Türkiye'nin elindeki en büyük gücü, yani seçilmiş Cumhurbaşkanı'yla halka arasındaki doğrudan ilişkiyi bertaraf etmeye çalışıyorlardı. Şimdi onun ne manaya geldiğini bu darbe girişiminde daha rahat gördük. Eğer bunu sağlayabilselerdi, yani açık ve net bir şekilde söyleyeyim, Cumhurbaşkanlığı makamıyla halk arasında bir ayrım yaratabilselerdi, toplumu Mısır'da olduğu gibi tahrir ve ademiye diye iki meydana bölebilselerdi, toplum arasında bir ayrışma yaratabilselerdi, ortaya çıkacak tablo onlar için elverişli bir tablo olacaktı. Bunu hesap edemez. Söyleyebilir misiniz? Bunu o zaman da hedeflediler. Nasıl hedeflediler? Burada tek tek isim vermeyeyim. Toplumda infial yaratan pek çok işin arkasında bunlar olduğunu düşünelim. Bakın sadece şey olarak düşünmeyelim. Mesela bizim gözümüzün önüne büyük siyasi olaylar geliyor. Bir takım siyasi çatışmalar geliyor. Yani şimdi mesela Hrant Dink cinayetinden başka meselelere kadar düşünelim. Bizim mesela çözüm sürecini baltamalı amarır gibi konular zaten çok net. Ama şu son yıllarda buna dikkat edelim. Yukarıdan aşağıya son derece objektif bir biçimde 1, 2, 3, 4, 5 böyle yazalım. Toplumda büyük infial yaratacak hangi olaylar oldu? Toplumda büyük bölünme yaratacak. Toplumun bir kesimini kendi hükümetiyle uzaklaştıracak ya da toplumun bir kesimiyle diğer kesim arasında fay kırığı oluşturacak hangi olaylar oldu? Arkasından bunlar çıkıyor ve çıkacaktır. Şimdi bunları konuştuğumuz zaman bazıları diyor ki işte her şeyi FETÖ'ye yıkarak bütün meseleleri atlayacak mısınız? Şimdi güzel bir lafı vardır şeyin 68 kuşağının, paranoyak olmamamız takip edilmediğimiz anlamına gelmez diye. Tamam her şeyi yıkmayalım da bunlar kimin aklına gelirdi şu olabilecek şeyler? Eğer şu Türkiye'de olanları Stephen King bir roman olarak yazsaydı, Stephen King gibi yani uç şeyler yazan birisi için bile abartı olarak kabul edilebilir. Bir film senaryosu olsaydı ama bunları yaşadık, gördük biz. Böylesine bir ihanet şebekesini gördük. Bir de şeyi düzeltelim. Diyalog toplantısını 9 Eylül'deki Ankara'da yapacağız. Zaten biz de Ankara'da yapılmasını isteriz. Çünkü tabii. Aynı zamanda hem hayatın olağan akışına uygun biçimde seyrettiğini, devam ettiğini göstermek tabii. Misafirlerinize. Ama aynı zamanda da meclisi ve yaşananları yaşayarak göstermek Ankara'ya daha uygun. Tabii. Teşekkür ediyoruz. Hüseyin Köşker. Efendim hoş geldiniz. Hoş ben biraz siyaset alanından ekonomi alanına konuyu kaydırmak istiyorum açıkçası.
Bu özellikle dün Fransa'dan da bir açıklama geldi. Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması müzakerelerinin sonlandırılması konusunda. Bu konuda Türkiye'nin tavrı ne? Türkiye'nin Türk ekonomisine olumsuz etkilerini azaltmak için girişimler vardı. Yeni bir gelişme var mı? Türkiye nasıl bir pozisyon alacak son gelişmeler ışığında? Alman Bakanı da aslında başarısız oldu ama kimse söylemiyor galiba. Bir ifadesi vardı. Tabii. Başarısız oldu dedi. 14 kere görüşüldü. 14 kere toplandı. Şimdi yakın zamanda Dışişleri Bakanları tekrar bir araya gelecek. TTIP görüşmeleriyle ilgili. Tabii öncesinde bir şey var ekonomiyle ilgili. Onu söyleyeyim hemen buna geçeyim. Bu darbe girişiminden sonra pek çok yabancı gazeteci bana ekonomiyle ilgili bu kadar iyimser değerlendirmeler yapmanız için verileri değerlendirme açısından erken davranmıyor musunuz diyorlar. Ben de espriyle diyorum ki bu bir temenni mi, bir analiz mi, bir soru mu diye. Şimdi Türk ekonomisinin de ne kadar güçlü olduğu gözüktü. Ve çok enteresan bir şey biliyor musunuz? Bakın bir yandan darbeyi yönetiyorsunuz, darbeye karşı mücadeleyi yönetiyorsunuz. Yani ve 3 gün boyunca da bu ciddi risk. Ondan sonra işte kaç hafta değil mi meydanlarda kaldık. Daha ben 3. haftasındayken falan bile bir gece Adana'dayken ihbar geldi. İncirlik'te bir şey oluyordu. O gün bile işte Twitter'da gündem oldu hatırlarsanız. Evet. Biz de baktık ettik yani orada ne oluyor, ne ediyor diye. 2 gün önce de Konya'da bir... Evet, elektrik kesintisinden dolayı. Zaten millet o elektrik kesintisinden dolayı olması iyi. Şöyle sembolizm açısından. Karanlık gördüm aklına FETÖ geliyor. O bakımdan iyi. Şimdi o gece bile yani bunu gururla söylemek lazım. Bir darbe girişimi var, mücadele ediyoruz değil mi? Önce neye bakarsınız? Siyasetle fiziken müdahale yapıyoruz. Evet. Fakat arkadaşlarımız zaten bunu kazanacağımızı düşünerek ekonomiyle ilgili arkadaşlarımız da o gece anında dünyayı bilgilendiriyorlar. Yani bakın böyle bir şey oluyor. O geceden itibaren başlıyor bu. Yani biz ama bunu halledeceğiz. Aşacağız. Herhangi bir sıkıntı olmaması lazım. Bizden bu bilgiyi alın diye. Şimdi bu büyük bir kriz yönetimidir. Büyük bir kriz yönetimidir. Yani ben burada pek çok arkadaşımızla tabii ki gurur duyuyoruz ama siyaset kurumunun tamamı bu şekilde bir şey koymuştur, ortaya tavır koymuştur. Bu önemli. TTIP anlaşmasında işte ifade ettiği gibi, Şenol Bey'in de söylediği gibi kendi işlerinden bunun başarılı olmayacağına dair sesler yükselmeye başladı. Ama bir onu bilemiyoruz tabii. 14 kez görüşüldü. Ama bilinen şey şu. Obama dönemi içerisinde halledilmesi konusunda büyük bir odaklanma var. Çünkü Trump zaten açıkça karşı olduğunu söylüyor. TTIP'de çerçeveleyecek olan TPP dediğimiz anlaşmaya ise yani geniş çerçevede uygulamaya ise Hillary Clinton karşı olduğunu söylüyor. Dolayısıyla eğer Obama dönemi içinde bile 14 kez konuşulması gerekiyorsa karşı olanlar döneminde hiçbir şekilde hayata geçmeyecek diye bir konu var. Burada da biz kendi konumuza odaklıyız. Biz ekonomi bakanımız, bizim bakanlığımız, dışişleri bakanlığımız, gümrük bakanlığımız bir istişare içerisindeyiz bu konuyla ilgili. 2017 başında gümrük bildiği güncellemesi söz konusu olacak ama biz şimdiden çalışalım, yani çalışalım dediğimiz bu koordinasyonları sağlayalım ki o şekilde kademe kademe gidelim diye düşünüyoruz. Üç parçalı bir şey düşünüyoruz. Biz kendimiz açısından gümrük bildiğinin güncellenmesi. Tabii eğer bu TTIP anlaşması olacaksa biz normalde buna dahil olmak isteriz. Fakat dahil olamamamız durumunda, yani şimdiye kadar bu taleple ilgili olumlu bir dönüş olmadı. TTIP anlaşması gerçekleştikten sonra bu mekanizmaya nasıl dahil olacağımız. Orada tabii Türkiye Gümrük Birliği üyesi olmayan bir takım ülkelerle eşit bir muamele görmek istemiyor. Diğerleriyle eşit bir muamele ortaya. Örneğin Meksika ile aynı muameleyi görecek Türkiye. Ama Türkiye Gümrük Birliği üyesi olarak burada mükellefiyetlerini yerine getiren bir ülke olarak farklı bir tutum içerisinde olmak istiyor. Tabii bir diğer konuda şu dikkatle izlememiz gereken, hem Avrupa Birliği'nin geleceği açısından hem de bu TTIP ve benzeri mekanizmalar ve Türkiye'nin gümrük birliği sürecinin güncellenmesi açısından Brexit sürecini nasıl işleyecek? Yani İngiltere'nin çıkışı nasıl işleyecek? Ben bazı İngiliz dostlarımıza soruyorum, yani bu resmi görüş olarak söylemiyorlar da bazı dostlarımızla sohbet halinde nasıl çıkacaksınız diyorum, biz bilmiyoruz diyorlar. Avrupa Birliği'ndeki arkadaşlara soruyorum, dostlarımıza nasıl çıkacaklar diyorum, biz de bilmiyoruz diyoruz. Dolayısıyla orada bir deneyim ortaya çıkacak. O deneyim bizim açımızdan da hem gümrük birliği açısından hem diğer alanlar açısından iyi izlenmesi gereken, Avrupa Birliği'nin çünkü geleceği de bu tartışmalarla şekillenecek, iyi izlenmesi gereken bir süreç. Ama şu haliyle gümrük birliği haksız uygulamalara yol açıyor, bizi daraltıyor. Biz muhakkak surette
Ve şunu da verilerle ortaya koyuyoruz. Gümrük birliğinin güncellenmesi bizim için iyi olduğu kadar karşı taraf için de iyi olacaktır. Aynı şekilde TTIP meselesi de yakinen takip edilmesi gereken bir mesele. Ama dediğim gibi oradaki müzakereler henüz çok olumlu bir safhaya gelmedi. Biz tabii şu aşamada dahil olmayı isterdik anlaşma gerçekleşirken. Ama sadece şu anda bu değerlendirmeleri yapabiliyoruz. Brexit demişken Londra'ya bağlanalım müsaadenizle Sayın Bakanım. İnci Gündağ bizimle. Buyursunlar İnci Hanım. Teşekkürler. Efendim, biraz önce sizin de değindiğiniz üzere Brexit'e ilişkin benim sorum. İngiltere'nin AB'den ayrılmasını, bildiğin ilişkinle dahil olmasını bekliyor musunuz? Ayrıca İngiltere'yi başka ülkelerin takip etmesi hangi etkenlere bağlı sizce? Son olarak bildiğin geleceğini tehdit edemez. Bunlara ilave eden Sayın Bakanım, bu Avrupa Birliği'nin Apple'a İrlanda üzerinden bir ceza kesmesi söz konusu. Dün 13,5 milyar dolar, 14 milyar dolara yakın bir ceza kesmesi. Bunun bir ilgisi var mı Avrupa Birliği, yatırımlar, İngiltere'ye, İngiltere'nin çıkması? İlgisi var mı? Şimdi onunla ilgili söyleyeceğim şeyler var ama yani bu bağlamda değil. Bu sürecin aslında ülkeler arasında nasıl bir o siyasi taktik kavgasının arkasındaki bir ekonomik kavga meselesi. Mesela Londra'dan bazı yatırımları özellikle Japonların ya da Korelilerin, Hyundai'nin, Subaru'nun falan İrlanda'ya kaydırma ya da işte Avrupa, bunlar da konuşuluyor. İngiltere'yi evet. Cezalandırma gibi bir şey de konuşuluyor. Evet. Nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi öncelikle şu var. Benim korkum bu süreçte, kaygım daha doğrusu. Cameron oradaki sağ ve sol şöyle bir şey yaptı. İki ayrı taktik izlediler ama ikisi de birbirinden kaygı vericiydi. Birincisi Brexit sürecinde burada bu sürecin yanlış olacağına dair çıkıp net konuşmak yerine oradaki aşırı sağı idare etmeye çalıştılar. Aşırı sağın argümanlarını içselleştirip aşırı sağdan güç koparabileceklerini düşündüler. Fakat çok temel bir konu vardır bu siyasette. Eğer siz aşırılığa prim verirseniz aşırılık sizi yutar. Siz aşırılıktan bir şey kapamazsınız. O yüzden ana akım siyasilerin her zaman dikkat etmesi gerekir. Hiçbir aşırılığı ona prim vererek yönetemezsiniz. Hiçbir aşırılığı ona prim vererek zayıflatamazsınız. Aşırılığa prim veren muhakkak surette aşırılığı güçlendirir ve onun tarafından yutulur. Bunun iyi değerlendirilmesi lazım. Bu Brexit'te bu yapıldı. Cameron, ben İngiltere'nin çıkmasına karşıyım ama dedi. Ama dedikten sonra da o aşırı sağın argümanlarını istihdam etmeye çalıştı ve bunu da Türkiye karşıtlığı üzerinden yaptı. Normalde hiç yapmaması gereken bir şeydi. İşçi Partisi ise aslında karşıymış gibi gözüktü ama hem sahada hem de yavaş ve zayıf bir kampanya yürüterek örtülü bir şekilde Brexit sürecine destek vermiş oldu. Şimdi eğer bu arkasından işte Fransa tartışıldı, arkasından Balkanlarda bazı sesler geldi, bizim açımızdan konu kapanmıştır diye. Şimdi bütün bu süreç Avrupa'da aşırı sağı aşırı yükseltebilir. Çünkü bundan korkarak aynı hatayı tekrar ediyor. Bak pek çok şey. Bakın Avusturya örneğini verdim. Avusturya örneğinde biliyorsunuz aşırı sağcı bir lider kıl payı cumhurbaşkanlığı seçimini kaçırdı. Daha sonra şimdi o yenilenecek referandum. Şimdi bunun karşısında görüyorum ki ben başbakan ve sosyal demokrat dışişleri bakanı bu aşırı sağ söylemleri çok fazla kullanıyorlar. Bunu dengeleyebileceklerini düşünüyorlar. Bu başka ülkelerde de var. Fransa'daki demin arkadaşımızın sorduğu yasak ve tartışmalar aynı şekilde işliyor. Şimdi veya bu Almanya'daki Türkiye 20 yıl üye olamaz gibisinden açıklamalar yaptı Sigmar Gabriel. Halbuki Gabriel Türkiye'yi çok iyi tanır. Bu tip açıklamalar yapmasının bir zemini olmadığını da çok iyi bilir. Bütün bunlar çok tehlikeli gelişmeler. Dolayısıyla bu artarsa, bu ivme artarsa aslında yani kurumsal görüşlerden ziyade bu sosyolojik ivme artarsa Avrupa'nın geleceği için çok daha kaygılı bir tablo ortaya çıkar. Başkaları da onu takip etmeye başlar. Diğer bir konuşudur. Bakın Balkanlar çok ciddi fay kırıklarıyla dolu bir bölge. Yani siyasal literatürde balkanizasyon diye aşırı parçalanma ve giriftliği ifade eden bir cümle vardır. Aynı Lübnanizasyon denildiği gibi. Şimdi oradaki bir pek çok çatışma bir genişleme politikasıyla mesaj verilmesi sayesinde bastırılmış durumdaydı. Şimdi genişleme politikasından Brexit sonrasında nasıl bir Avrupa çıkacağı burada önemli. Genişlemeden ve değerler doğrultusunda daha güçlü bir birlikten vazgeçilir de içe kapanan ve daha sıkı bir Avrupa yapısı ortaya çıkarsa bu Balkanlar arasından genişleme politikasının bittiği şeklinde algılanacağı için orada yeni çatışmaları da tetikleyebilir. Dolayısıyla bütün bu tabloları gördüğümüzde
Avrupa'dan, aslında Avrupa'nın kurucu babalarının ortaya koyduğu gibi daha yüksek bir vizyonun çıkmasını bekliyoruz. Ama onun yerine Caner Bey'in de sorduğu gibi şu anda İngiltere çabucak çıksın diyenlerin bazılarının kafasında İngiltere'nin Avrupa içerisinde hakim olduğu ekonomik sektörlere bir an evvel el koymak ya da çıkmasın diyenlerin bu sektörleri o rakiplerine kaptırmama gibi bir takım yaklaşımların olduğu. Yani ulus da bir üst birlik politikası yerine ulus devletlerle ilgili çıkar çatışmalarının çok fazla öne çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla ulus devletlerle ilgili çıkar çatışmalarının Avrupa Birliği liderlerinin söylemlerinin altyazısı ya da gizli ajandası olması gibi bir durum şu anda güncellenmesi ve reform edilmesi gereken birlik fikri konusunda çok iyimser olamamamıza yol açıyor. Bütün bu tablo ortaya çıktığı zaman aşırı sağ seçimlerde daha çok başarı gösterir ve maalesef sorunuzdaki kaygı bir gerçeklik olarak önümüze gelir. Daha pek çok yerde benzer referandumlar gündeme getirilebilir ve başka kopuşlar da olabilir maalesef. Bu bizim arzu etmediğimiz bir şey tabii. Teşekkür ediyoruz. Son soru için Sultan Çoğalan. Efendim benim sorum Kıbrıs müzakereleri hakkında olacak. Müzakerelerin önümüzdeki günlerden itibaren yeniden ivme kazanması bekleniyor. Tabii ki Rum kesiminden zaman zaman olumsuz mesajlar gelse de siz bu süreçten umutlu musunuz? Çözüme ne kadar yakınız ve bu sürecin AB-Türkiye ilişkilerine olası etkileri ne olur? Evet. Şimdi bakın bu mesela aslında bütün bu müzakere süreci Bürgenstock zirvesiyle birlikte, Bürgenstock'taki görüşmelerle birlikte, arkasından referandum geldi biliyorsunuz, yepyeni bir şey kazanmıştı, ivme kazanmıştı. O süreci tetikleyen şey, Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakan olarak Davos'ta, Kofi Annan'a, biz bu süreçte her zaman bir adım ileride olacağız demesiydi. İlk olarak da Kıbrıs meselesiyle ilgili win-win ifadesini Davos'ta kullanmıştı. Ben kişisel hafızamda daha geriye saydığım zaman aslında bu söyleşinin başında yasaklıyken Putin'le yaptığı görüşmeyi söyledim. O süreçte de Simitis'le bir görüşme yapmıştı. Ve o görüşme de çok kapsamlıydı ve çok iyi hatırlıyorum. Simitis'in elinde şöyle bir kart, Türkiye ile ilgili konular, konuşacak konularla ilgili kart vardı. Çok ayrıntılı bir şekilde bunları tek 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 konuştular. Ve hatırlarsanız Bürgenstock'taki referandum süreci başlarken Simitis o zaman emekli olmuştu. Bu fırsat kaçırılmasın diye de açıklama yaptı. Ve Bürgenstock'ta da yine Davos'ta verdiği söz çerçevesinde hep bir adım ileride olma politikasını sürdürdü. Hatta Yunan tarafından ya bu iş burada ilerlemiyor, bunu birkaç ay sonraya erteleyelim gibisinden bir teklif geldiğinde hayır madem ki burada toplandık dedi beyefendi Sayın Cumhurbaşkanımız ve bu süreci burada tamamlayalım. Oradan referandum kararı çıktı. Türk tarafı işte referandum oldu. Evet dedi. Öbür taraf hayır dedi. Hatta Türk tarafı referanduma gidilirse ve buradan evet çıkarsa o zaman Borosso tarafından verilmiş pek çok söz var Türkiye. Avrupa Birliği ilişkileri bağlamında. O sözlerin de hiçbiri tutulmadı. Yani Kıbrıs'la ilgili ambargoların hafiflemesinden başka konulara kadar. Ve burada da şu görüldü. Hatta çok iyi hatırlıyorum ben. Referandumda hayır verilmesi için Güney Kıbrıs'taki kilise kampanya yaptı. Ve aforoz kartını öne çıkardı. Yani hani laiklikten falan bahsediyoruz ya, orada referanduma Avrupa Birliği'nin gözünün önünde kilise bir aktör olarak katıldı. Hatta çok iyi hatırlıyorum, çok iyi bir anekdot. Kuzey Kıbrıs'tan peynir alanlara aforoz edebilirdi. O açıklamayı bir Kıbrıs gazetesinde okuduğumu hatırlıyorum. Dolayısıyla orada Türkiye aslında bütün bir psikolojik üstünlüğü ele geçirdi. Ve bütün bir sürece önderlik etti. Şimdi net bir durum var ortada. O da şu, net tablo. İki toplumlu, iki egemen güce dayanan ve eşitliğe dayanan bir yapının kurulması lazım. Şimdi burada da sürecin psikolojik yaklaşımlar çok önemli. Bakın Sayın Akıncı geldi, burada bu görüşmeleri yaptı ve yine çok olumlu mesajlar verdi. Ama bana en son Brüksel ziyaretimde bazı muhataplarım bu konuyu sorduklarında şu örneği verdim. Bakın dedim birkaç gün önce Güney Kıbrıs'ta bir yangın çıktı. Ve Türkiye bu yangına müdahale etmek istedi. Güney Kıbrıs şunu söyledi. Yangına müdahale etmek için yangın uçaklarını suyu güneyden alacaklar. Kuzeyden aldıkları suyla yangın söndürmelerini kabul etmiyoruz diye. Şimdi siz dedim burada bunu bize söylemeyin. Yani bunu karşı tarafa bakın biz yangını söndürmek için uçak gönderiyoruz. Fakat kuzeyin suyu mu güneyin suyu mu? Yani güneydeki su da yarım saat sonra kuzeyde olmuştur herhalde. Yani o akıntı vesaire gibi şeyler düşünülürse. Şimdi bu
Böylesine bir tablo içerisinde ilerlemenin sağlanması için tabii ki karşı tarafa da çok ciddi telkinlerde bulunmalı. Açık ve nettir. Hükümetin pozisyonu açıktır. Bahsettiğimiz dinamikler ve parametreler çerçevesinde, Birleşmiş Milletler parametreler çerçevesinde iki toplumlu, iki egemen güce dayalı, iki eşit siyasi iradeye dayalı, eşitlik temelinde bir çözümden Türkiye yanadır. Şimdiye kadar da hep bir adım önde olmuştur. Dolayısıyla şimdiye kadar Güney Kıbrıs'ın Türkiye ile ilgili fasılları siyasi önyargılarla bloke etmesini bile engelleyemediler. Dolayısıyla asıl söylemeleri gereken şey Güney Kıbrıs'tadır. Burada bakın Akdeniz'de yapacağımız çok iş var. Enerji konusundan diğer konulara kadar. Münhasır ekonomik bölge konularında aslında her iki taraf buradaki zenginliği paylaşabilir. Bu bir çatışma alanı olmaktan çıkıp büyük bir zenginlik alanı Akdeniz'de, Ege'de her iki toplum için, her iki ülke için dönüşebilir. Bütün bu imkan ve kabiliyetler karşısında Türkiye o bir adım önde olma politikasını ta Başbakanımızın yani ilk o Simitis'le görüşmesinden ortaya koyduğu vizyon o zaman yasaklıydı. Daha sonra Davos'ta ortaya koyduğu vizyon gibi konularda çok net bir biçimde devam ettiriyor. Müzakereleri göreceğiz. Ama dediğim gibi eşit toplum, eşit siyasi irade parametresi esas olmak şartıyla. Çok teşekkür ediyoruz.